Aspor ekranlarında spor gündemine hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün gerçekten çok büyük bir gün. Bugün önemli bir gün. Günlerden Şampiyonlar Ligi, Galatasaray Rams Park'ta grubundaki 3. maçta Bayern Münih'le karşı karşıya gelecek. Ve tabii ki ağırlıklı olarak bugünkü programda bu mücadeleyi konuşacağız. Akıllarda hep o soru, Icardi oynayacak mı, oynamayacak mı? Birazdan bağlantılarımız olacak. Hem stada gideceğiz, hem Galatasaray'ın kampına gideceğiz, Florya'ya gideceğiz ve en güzel görüntülerle, en sıcak, en taze görüntülerle karşınızda olacağız. Bugün Onur Özkan bizlerle birlikte. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim, sen nasılsın? Heyecanlı bir gün, güzel bir gün. Tartışmaz. Ve sonu güzel biter. İnşallah umarım öyle olur. Ve Mahmut Alparslan hocam, siz de zaten oralardan geliyorsunuz. Oralardan, uzaklardan. Çok merak ediyorum. Bayern Münih'le ilgili, bugünkü maçla ilgili, Galatasaray'la ilgili konuşacak çok şey var ama öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, bomba gibi, şükür. Maşallah. Seni sormalı. Maşallah hocam, sizlerle birlikte hepimiz gayet iyiyiz. Çok güzel, bugün güzel bir gün. Hava da güzel. Her şey güzel de esasında ne mutlu bize. Cumhuriyet'in kutlandığı haftadayız. Evet, o da ayrı yılını bir keyif katıyor değil mi? Her yani, yerde o coşku, her yerde o gurur. Abi her taraf kırmızı olması lazım, bayraklar. O renkte kan akıtılarak bu topraklar alındı. Evet. Öyle parayla marayla kadar alınan topraklar değil, verilen yerlerde hibe edilmediler. Aynen öyle hocam. Allah gani gani rahmet eylesin Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlar. Evet, emeği geçen ne badireler herkes atlatmışlar, nasıl kurmuşlar. Kıymetini bilelim abi, işte görüyoruz neler oluyor, neler yaşıyor. Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Allah doğru kimseyi söylüyorum vatansız bırakmasın. Amin ben hocam. Şimdi 100 yıllık çınarlar, bunlar Türk Cumhuriyet'ten de önceki takımlar. Tabii. Galatasaray, Beşiktaş, Fener. Avrupa'nın devlerine karşı oynuyorsun, ne mutlu. İnşallah Cumhuriyet'in bu 100. yılında da yüzümüzü güldürürler. Evet, bu özel dönemimizi haftada çok tabii daha özel bir galibiyet, abi, özel bir maç olabilir bu akşam. Cumhuriyet hep özel. Tabii ki. Hep özel. Yani anlatmak da bilmez. Kelimeler kifayet, cümle kuramazsın yani Cumhuriyet'i anlatmak için. Kesinlikle. Ve işte hocam sıcak görüntüler geliyor. Şu anda Rams Park Seyrantepe'de dakikalar sonra, ilerleyen dakikalarda yavaş yavaş seyirciler gelmeye başlayacak. 50 bin kişi olacak o statta ve Bayern Münih karşısında Galatasaray umuyoruz ki iyi bir sonuçla sahadan ayrılacak. Değil mi hocam? 50 bin kişilerin arasında 2 kişi de var orada. 50 bin 2 kişi olacak sevgili seyirciler. Ben gidemeyeceğim maalesef maça. Şu an beni imrendirdi Onur Özkan'la Mahmut Alparslan. Onlar maçta olacaklar. Sene 72'yi hatırlarım. 72. Yine bir Bayern Münih maçı. Bayern Münih oradaki maç. Burada 1-1'di. Tek zaten Galatasaray'ın tek maçı zaten Bayern'le karşı Avrupa kupalarında. Daha vakitler tıfıldım ya, çocuktum. Rahmetli babamdan izin almışlardı büyük abilerimiz bizim Almanya'da. Otobüs kaldırdılar bizim şehirden Münih'e. Bayrakları önümüzde gidiyoruz. Otobüste Münih'e. Tabii. Ha, siz oradaydım zaten pardon, o dönemde. Doğru, benim aklım bir an İstanbul'a gitti dedim. Fantastik bir yolculuk. Oradan trenlerle, buradan trenlerle de geliyordu gurbetçiler. Tabii buradaki maç 1-1. Bir Bülent abi atmıştı, Bülent Ünder Hoca. Golü. Orada da neticeyi söylemeyeyim. Peki o şimdi takım farklı bir takımdı Bayern'in. Anketimiz de var. İlerleyen dakikalarda anketi ekrana getireceğiz sevgili seyirciler. Bir anket açtık. Şimdilik ben bakıyorum sonuçlara. Ekrana da yansıyacak ama Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşması nasıl sonuçlanır? X'te eski adıyla Twitter'da Galatasaray %46, Bayern Münih %38, beraberlik %16. Şu anda anketlerde Galatasaray önde gidiyor. Şimdi nasıl bir maç bekliyoruz, bunu konuşacağız. Tabii her şey aslında biraz da Icardi'ye, Icardi'li ya da Icardi'siz iki senaryoya da bağlı. Ama aldığımız bilgiler, yani birazdan daha net olanlarını verecek Emre Kaplan ve Engin Can Çelik daha detaylı aktaracak bize ama aldığımız bilgiler sabahki o kısa böyle bir taktik idmanda yine Barış Alper %99,5 Icardi yok. Evet, Icardi %99,5 yok diyorsun. Ya şöyle yani bir hafta falan değil. Hı hı. Belki biraz daha uzun sürebilir. Hı hı. Tehlikeli bölgede
sakatlık yeri. Yani çok bir değil. Maçı kurtarayım derken o bir maçlık değil, birkaç maç 5-6 maç birden olmazsa yani tendonlara yakın bir bölgede. Tabii birkaç Allah maç korusun. Uzayacak o. Öyle bir maçlık bir öyle şey gözüküyor. Değil bu. Yani hani Rize maçında da inşallah çabuk şöyle belki de 2 ay falan da sürebilir. Bakın hocam, bir Galatasaray taraftarı üstünde Arjantin forması var, yanlış görmediysen değil mi? Evet, öyle görüyorum. Enteresan bu. Arjantin forması vardı üstünde. Tabii çok farklı taraftar profilleri de olacak. Almanlar da geldi. Tabii bazı istenmeyen olaylar da yaşanmış Taksim'de. Almanların biraz olay çıkardığı şeklinde haberler de düşmeye başladı. İstenmeyen olaylar. Yani kimse durup dururken kimseye saldırmaz. Hani rahat rahat orada herhangi bir taşkınlık yapmadan gelse, İstanbul'u gezip maçına gitse, işte Alman, İngiliz, İtalyan, hiçbir şey olmayacak ama. Şampiyonlar Ligi finalini oynadık en son. Evet. Hiçbir olay çıkmadan çok aynen medeni bir şekilde. İtalyanlar, İngilizler hiç geldi ve gittiler. Ama Almanların karıştığı bir olay yaşanmış şeklinde bazı haberler geliyor. Peki şimdi bir gruplara bir bakalım mı? Bugün hangi maçların heyecanını yaşayacağız? Tabii ki Galatasaray, Bayern Münih ve Manchester United, Kopenhag maçları da var. Ama diğer maçlara da şöyle bir bakalım. Lens, PSV, Sevilla, Arsenal. Burada Lens birinci, Arsenal ikinci, Sevilla üçüncü, PSV dördüncü. Yani 4-2-3, 4-3-2-1 şeklinde böyle. Çok zor bir grup bu grup yani. Çok karışık. Hala herkesin şansının olduğu bir grup. Kesinlikle çok karışık. Yani PSV karışık bir bakmışız grup sonunda lider bitirmiş. Bir bakmışız Lens sonuncu olmuş. Şaşırmayız. Şey yani evet. Dört takımın da şansı eşit. Geçelim diğer gruba. Real Madrid lider. Napoli ikinci. Braga aynı puanla üçüncü. Union Berlin'in henüz puanı yok. Braga Real Madrid ve Union Berlin Napoli maçları oynanacak bu akşam C grubunda. Diğer gruba da bir bakalım. Real Sociedad ve Inter liderliği paylaşıyor 4'er puanla. Salzburg'un 3 puanı var. Benfica'nın puansız olması şu anda bu grubun en büyük sürprizi diyebiliriz. Hadi tamam, Inter son Şampiyonlar Ligi finalisti 1 olur ama 2 de Benfica olur diye düşünürken içeride enteresan. İlk maçı Salzburg'a 10 kişi kalıp kaybedince Benfica, ikinci maçta Inter deplasmanı, böyle bir tablo oluştu ama grubun sonunda hani Inter 1, Benfica 2 olabilir bence. Tabii yani. Tabii hala daha evet. Şansı var. Ve gruplar bu şekildeydi ama tabii asıl bizi ilgilendiren grup, bizim gruba da bir göz atalım. Bayern Münih şu anda hocam 6 puanla lider. Galatasaray 4 puanla ikinci. Kopenhag 1 puanla üçüncü sırada. Manchester United'ın puanı yok. Manchester United-Kopenhag maçı çok önemli. Düşünsenize berabere bittiğini Onur Özkan. Bu ne maç berabere biterse... Ne skor istedi? Beraberlik mi istersiniz o maçtan? Tabii ki. Yani beraberlik müthiş olur bence bu maçta. Bana da öyle göre. Yani tüm senaryolarda, Galatasaray'ın tüm senaryolarında her türlü beraberlik net bir avantaj olur. Zaten şöyle bir net bir tablo var Galatasaray için. Yani dün Okan Hoca da söyledi. Bayern Münih'ten alınacak puanlar ekstra puandır dedi kağıt üzerinde. Dolayısıyla Galatasaray'ın önünde şöyle net bir tablo var. İçeride Galatasaray United'ı deplasmanda Kopenhag'ı yendiği takdirde zaten 10 puanla kimseye bakmadan gruptan çıkabiliyor ikinci olarak. Böyle bir tablo var önümüzde. Tabii ki diğer maçlarda da bu skorlar Galatasaray'ın o puan baremini aşağı çekebilir. Mesela bugünkü bir beraberlik olursa belki Galatasaray'a 4 puan da yatabilir net bir şekilde. Buradan United'dan 1, Kopenhag'dan 4 ya da tam tersi 3-4 puan da işi bitirebilir Galatasaray. Ama şu çok net ki Galatasaray'ın çok ciddi bir avantajı var şu an grupta. Evet. En kötü Avrupa Ligi'nde devam ediyorsun. Ama şu anki gidişat hocam, onu bence şimdi evet. Ne bileyim, en ben bir futbol sever olarak onu düşünmek istemiyorum. Hayır, yani. Şimdi bak. İlk başta tamam en grup kötüsü. Çekildiğinde, kura çekildiğinde öyle düşündük şu de. Şu anki tabloda şimdi evet. Manchester'ı yendikten sonra bayağı şey hayal ettiriyor bana Galatasaray. Şimdi futbol öyle bir şey ki, giriyorsun hiç umulmadık yerde bir puanını alıyorsun. Böyle bir yere geliyorsun, bunu götürürüz diyorsun, iş tersi gidiyor. Onun için Avrupa kupalarında maçlar çok enteresan. Yani senin sürekliliğin önemli oralarda. Yani senin oynadığın maçlarla uzadığı için, lig de uzadığı için, lig statüsü de uzadığı için oyuncuların performansının artması seni belli bir yerlere taşıyor. Yani evet. Ben buradan 4 puanım var ama tamam ben buradan bunu çıkarım falan de bugünkü maç.
Şu anda bugünkü maç var. Evet. Bugünkü maçtan ne çıkarırız? Ne çıkarırız? Peki bir bağlantılarımıza başlayalım hocam. Daha zaten çok vaktimiz var. Uzun uzun yorumlayacağız. Şu anda Emre Kaplan Rams Park'ta bizi bekliyor. Engin Can Çelik Florya'da bizi bekliyor. İşte ikisi de karşımızda. Önce bir Emre Kaplan'a gidelim. Günün en çok merak edilen sorusunu kendisine soralım. Diğer detayları zaten aktaracak ama manşet tabii ki Icardi. Emre söz sende. Onur Yıldız teşekkürler. Ali Samiyen'den mutlu günler, yayınlar dileyelim. Tarihi bir Şampiyonlar Ligi gününü hep birlikte yaşıyoruz. Galatasaray siz de az önce ifade ettiniz. Grup liderliği için bugün Bayern Münih'le karşı karşıya gelecek. O grup kuralları çekildiğinde belki bugünü, bu maçı çok fazla böyle hayal eden yoktu ama Galatasaray iki maç sonunda aldığı sonuçlarla birlikte kendi adına çok farklı bir anlama bürüdü bu karşılaşmayı. En çok merak edilen konu, son iki gündür en çok sorulan soru, Mauro Icardi bugün oynayacak mı, oynamayacak mı? Henüz bu konudaki belirsizlik sürüyor. Bunun altını çizelim. Mauro Icardi ile ilgili tedavi devam ediyor. Burada artık beklenen şey şu. Icardi bir iğneyle oynama durumu söz konusu. İlk günden beri bunu ifade ediyoruz. Ağrı kesici bir iğneyle sahada olması düşünülüyor. Icardi bunu çok fazla istiyor. Hem sağlık heyetine hem teknik heyete bu durumu ifade ediyor. Akşam takım tesislerden ayrılmadan önce Mauro Icardi'ye ağrı kesici iğne yapılacak. Icardi durumuna bakacak, sahaya çıkacak ve bir deneme yapacak. Eğer ağrıları çok rahatsız edici boyutta olmazsa Mauro Icardi bugün ilk 11'de kendisine yer bulacak. Teknik heyet planlamasını bu doğrultuda yaptı. Dün son antrenmanda daha önce de ifade ettik. Aslında Barış Alper Yılmaz forvet hattında denendi. Taktiksel çalışma bu şekilde gerçekleşti. Icardi dün sahaya çıkmadı. Ama dünden beri çok yoğun bir tedavi uygulanıyor Icardi'ye. Sık sık hem teknik heyet hem sağlık heyeti Icardi ile görüşüyorlar. Icardi'nin verdiği yanıt değişmiyor ilk günden beri ve oynamak istediğini ifade ediyor. Bir kez daha tekrarlayalım. Akşam saatlerinde artık maç yemeği yendikten sonra Icardi'ye ağrı kesici iğne yapılacak. Planlanan durum bu. Icardi durumunu kontrol edecek. Eğer ağrıları çok rahatsız edici seviyede kalmazsa sahada kendini denedikten sonra Icardi'yi bugün sahada Bayern Münih karşısında göreceğiz. En merak edilen sorunun cevabını böylelikle vermiş olalım ama tabii ki net durumu da ilerleyen saatlerde aktaracağız. Onun dışında Galatasaray'da herhangi bir eksik bulunmuyor. Hakim Ziyech takıma katıldı, bugün maç kadrosunda olacak. Onun dışında da zaten sakatlığı ya da cezası olan bir oyuncu yoktu. 4 puanla buraya geliyor Galatasaray. Yavaş yavaş stadyum çevresi dolmaya başladı. Galatasaray taraftarları çok heyecanlılar, çok motiveler. Manchester United galibiyeti tabii ki çok çok büyük bir ivme kazandırdı. Çok çok büyük bir heyecan kattı tüm camiaya. Biz öğlen 12'den beri buradayız aşağı yukarı ve o saatten beri taraftarları görmek mümkün. Bugün 50 bin kadar taraftar tribünde yerlerini alacaklar. Herhangi bir sürpriz yok. Yine kapalı gişe oynanacak bu karşılaşma. 16.45 itibariyle şu anda ekrana yansıyor. Taraftarların yürüyüşleri yansıyor. 16.45 itibariyle de stat kapıları açılacak. Yavaş yavaş tribünde yerlerini alacaklar. Konuk ekibe baktığımızda Bayern Münih'i zaten çok fazla herhalde anlatmaya gerek yok. 6 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu, 36 maçtır. Grup aşamasında mağlubiyetleri yok. Son 15 karşılaşmasını gruplarda, Şampiyonlar Ligi gruplarında üst üste kazanma başarısını gösterdi. Eksiklerle buraya geldiler. Onlardan bahsedelim. Manuel Neuer sakatlığı uzun süredir devam ediyor. Yaklaşık bir yıldır sahalardan uzak. Aslında bu maç öncesi oynama oynamama durumu konuşuluyordu ama henüz hazır hale gelmedi. Yanı sıra Goretzka'nın bir sakatlığı var. Orta sahadaki önemli ismi Bayern Münih'in. Savunmada Upamecano'nun eksikliği olacak. Yine İstanbul'a gelmeyen isimlerden bir tanesi. Ve yine Gnabry de bugün oynamayacak bir diğer isim Bayern Münih'in eksikleri. Hemen muhtemel 11'inden de bahsedelim. Bayern Münih bugün nasıl bir kadroyla sahada olabilir, bunu da ifade etmeye çalışalım. Kalede bugün Ulreich olacak. Savunmanın sağında Laimer'in görev almasını bekliyoruz. Stoper ikilisi De Ligt ve Kim Min-jae'den oluşacak ki Kim Min-jae Türk futbol severler için hiç de yabancı bir isim değil. Fenerbahçe formasıyla gerçekten iyi bir sezon geçirmişti Türkiye'de. Sonrasında Napoli'ye transfer oldu. Napoli'de şampiyonluk yaşadı ve Bayern Münih'in yolunu tuttu sezon başında. O da bugün savunmanın önemli isimlerinden bir tanesi olacak. Sol tarafta Alfonso Davies'i göreceğiz Bayern Münih'te. Onların önünde Joshua Kimmich forma giyecek orta sahanın merkezinde. Ofansif pozisyonlara baktığımızda merkezdeki ikiliyi Thomas Müller ve Jamal Musiala'nın tamamlamasını bekliyoruz. Sağ tarafta Kingsley Coman, sol tarafta Leroy Sané. İleride ise Harry Kane, Bayern Münih'in en önemli gol ayaklarından bir tanesi olacak şüphesiz. Sezon başında
Tottenham'dan transfer olmuştu. İyi bir performans sergiliyor İngiliz oyuncu. Bayern Münih adına tabii ki birçok silahtan en önemlisi olacak gibi gözüküyor Thomas Tuchel için. Galatasaray'da da Harry Kane'i tabii ki yakından tanıyan bir isim var. Birazdan Galatasaray'ın muhtemel 11'inde Engin Can Florya'dan paylaşacak ama Davinson Sanchez uzun yıllar Tottenham'da birlikte oynadı. Bugün Okan Hoca Harry Kane'i tutma konusunda onun yardımını, onun performansına tabii ki ihtiyaç duyacaktır. Okan Hoca'nın da çok büyük sürprizler yapmasını beklemiyoruz kadroda. Manchester United maçı ve Beşiktaş maçındaki kadroya benzer bir durum ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadele. 16.45'te dediğimiz gibi stat kapıları açılıyor. Saat 16.30 sularında da Aslanlı Yol'dan yavaş yavaş girişler başlayacak. Taraftarlar maç öncesinde orada da vakit geçirebilecekler. Çok büyük bir heyecan, çok büyük bir coşku var Galatasaray'ın. Türk futbolunun yeni bir zaferine tanıklık etmek istiyoruz. Bayern Münih bugüne kadar Türk takımlarına karşı hiç mağlup olmadı. 6 maçları var. Sadece bir beraberlik, o da yaklaşık 50 yıl önce Galatasaray'a karşı bir birlik bir mağlubiyetle buradan ayrılmışlardı. Galatasaray bir ilki başarmak istiyor. Manchester United deplasmanında ilk kez İngiltere'de galip gelmişti. Bugün de yepyeni bir ilke imza atmak ve grupta çok çok büyük bir avantajı elinde tutmak istiyor. Okan Hoca Manchester United maçının hemen ardından, o zaferin hemen ardından Bayern Münih ile liderlik maçına çıkacağız dedi. Bütün camianın havasını yukarı çekti. Bütün atmosferi yukarı çekti. Bu heyecanla, bu coşkuyla saat 19.45 bekleniyor. Biz de buradan yansıyanları konuklarımızla birlikte özel görüntülerle bu maça dair tüm detayları, bu maçın bütün heyecanını buradan yansıtmaya çalışacağız diyelim. Sözü size bırakalım Onur Yıldız. Emre Kaplan, çok teşekkürler. Açıkçası merak ettiğimiz her şeyi tüm ayrıntılarıyla anlattın ve şimdi de Florya'ya bir uzunalım. Engin Can Çelik, bakalım bize neler aktaracak? Taraftarlar uğurlama yapacak mı? Yavaş yavaş toplanmaya başladı galiba taraftarlar da. Nedir orada son durum? Onur Yıldız, teşekkürler. Florya Metin Oktay tesislerinden mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Şampiyonlar Ligi temsilcimiz saatler 19.45'i gösterdiğinde Galatasaray Rams Park Stadyumunda Bayern Münih'i ağırlayacak. Florya Metin Oktay testlerin çevresinde bir önceki yayına göre daha fazla hareketlilik olduğunu, hareketlilik yaşandığını söyleyebiliriz. Aşkın Olayım şarkısı çalıyor. Mario Icardi'ye ithafen Aşkın Olayım şarkısı çalıyor. Herkesin merakla beklediği soru, Mario Icardi oynayacak mı? Mario Icardi, Emre Kaplan'ın da dediği gibi yüksek bir ihtimal ilk 11'de başlayacak. İğneyle, ağrı kesici iğneyle oynaması planlanıyor. Takım otobüsü arkamızda şu an. Takım otobüsü, bizler A kapısındayız. Metin Oktay testlerinin A kapısında. Takım otobüsü saat 17.05 gibi, 17.05 gibi A kapısına doğru, B kapısına doğru hareket edecek ve 17.15, 17.20 saatlerinde Rams Park Stadyumu'na doğru hareket edeceğini ifade edelim. Okan Buruk dünkü antrenmandan sonra, takım ayrıldıktan sonra Okan Buruk Florya Metin Oktay testlerinde kalmıştı. Galatasaray takım doktoru Yener İnce buradaydı. Yaklaşık 1,5-2 saat önce buraya geldi. Sasebo'ya geldi. Bütün futbolcular şu an yemeklerini yedi ve maç saatini bekliyor diyebiliriz. Lukas Podolski de buradaydı. Eski takım arkadaşlarını gördü ve eski takım arkadaşlarına başarılar dedi. Galatasaray Store'da alışveriş yaptıktan sonra o da Rams Park Stadyumu'na doğru yola çıktığını ifade edelim. Bizler gelişmeler oldukça şunu da söyleyelim ilk önce. Muhtemel 11'ini de söyleyelim. Çok pardon, çok özür dileriz seyircilerimizden. Kalede Muslera, savunmanın sağında Sasheboy, sol tarafta Angelinho, ortalarında Davinson Sanchez, Abdülkerim, önlerinde Kerem ve Torreira olacak. Orta alanda Kerem, Tete, Zaha, ileri uçta ise bir aksilik olmazsa Mauro Icardi'nin oynamasını bekliyoruz. Mauro Icardi bu maça çok çıkmak istiyor. Ağrı kesici iğneyle oynamak istiyor. Bizler de temsilcimiz Galatasaray'a başarılar dilerim ve sözü tekrardan size bırakalım Onur. Teşekkürler Engin. Evet, şimdi bir muhtemel 11'leri bir konuşalım hocam. Galatasaray'ınkiyle bir başlayalım. Galatasaray'da tabii Icardi, son bilgiyi bir kez daha vurgulayalım kaçıranlar için. Akşam yemeği, yani gerçi akşam yemeği derken maçta biraz 19.45 gibi bir şey. Yani öğleden sonra yemeğinin ardından, maç yemeğinin ardından bir iğne. İğneden sonra da yine bakılacak duruma ama son taktik antrenmanlarda, son iki antrenmanda yer almadı Icardi. Bir gelsin bakalım ilk 11 üzerine konuşalım. Hani şöyle olsa böyle olsa daha iyi olurdu dediğiniz var mı? Hayır, çok zaten geçenlerde yayında da söyledik, yani Icardi'li olarak konuştuk. Bu kadro çıkacak. Çünkü bu kadroyla Manchester United'da başladı. İlk 20 dakika hariç, ondan sonra kontratak, uzun toplar. Galatasaray oyun sistemini değiştirdi. Dikkat edersen.
ikili oynayınca. Oyunu yönlendiren değil, oyunu daha çabuklaştıran uzun toplarla rakiplerin arkasında. Beşiktaş maçı da o şekilde oynandı. Yani oyun düzeni bu. Icardi de olsaydı aynısını oynayacaktı. Icardi de olmasa gene aynısını oynayacak. Değişen bir şey yok. Çünkü Kaan girdikten sonra Manchester United'deki formül neydi? Doğru bir formüldü. Çünkü Torreira tek kalıyordu. Ama bu sefer oyunu siz yönlendiren yok. Ne var? Çok uzun toplarla kullanıyorsun. Bu da aynı şekilde olacak. Burada esas enteresan eşleşme neresi biliyor musun? Koman, Angelinho. David Alfonso ile Sacha Boey. Doğru. David Alfonso'yu nasıl tutacaksın? Adam nerede olduğu belli değil. Acayip bir şey. 2000 doğumlu. Yani orası Sacha da aynı şekilde giden. Çok çıkan bir oyuncu. Yani çok çok adam 90 dakikada durduğu yok. Ya dersin ki bu enerjiyi nereden alıyorsun Kanadalı? Orası çok enteresan olacak. Yani orayı çok iyi kapatmaları lazım. Tek Boyan'ın üzerine bırakmamak lazım. Orada da zaten onun önünde de beraber o koridoru o kadar iyi kullanıyorlar ki. Yani forvet hatları hakikaten ekstra ama işte ne var? İş geliyor iki tane De Ligt'le. Kimin o kadar çok ofansif oynuyor ki işte senin bu uzun toplarında şu anda Icardi'siz düşünelim. Tam Barış'ın sevdiği bir pozisyon olacak. Evet yani Icardi oynamadığında Barış oynayacak. Bu büyük da herhalde %100. Bakan mı oynatmazlar? Bakan mı oynatmazlar? Yani burada Barış oynayacak. Yani başka... Montelli nasıl kullandı milli takımda Barış'ı? Zaman zaman Okan Hoca nasıl kullandı? Yine aynı şekilde Montelli göreceğiz. Montelli önce zaten Galatasaray'ın o şekilde Okan kullandı. Okan Hoca geçen sezon Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında ilk kullandı. O gün de Icardi'nin bir sakatlığı vardı. İkinci yarı girmişti oyuna. Sonradan girmişti 70 oyuna. Civarı, evet. 60-70 civarı yine girmişti. Yine attan bu golünü. Atmıştı ama Barış Alper de inanılmaz zorlamıştı Fenerbahçe savunmasını. Burada Galatasaray'ın en büyük avantajı o ikilinin. İkilinin hakikaten çok ofansif oynaması ve göbekten çok pozisyon vermeleri. Göbekte orta sahanın merkezinde de Bayern'in problemleri var. Ya kimlik kapatıyor arasını. Şu çünkü anda problem öbürleri var. Öbürleri de geliyorlar. Şimdi normal şartlarda hafiften bir diziliş değişimi olacak mecburiyetten. Şimdi normalde Bayern'in dizilişi 4-2-3-1. Orada savunmanın önünde 2-6 oynatıyor normalde Tuval. Kimin yerine ya Goreska'yı koyuyordu ya da Laimer'i koyuyordu. Şimdi Goreska sakat oynayamıyor. Laimer de sağ bek oynayacak mecbur. Çünkü Mazrui'nin hafif bir sakatlığı var. Getirildi ama oynamayacakmış gibi duruyor. Hocanın elinde başka 6 numara yok. Bu sefer ne yapıyor? 4-1-4-1'e dönüyor. Onların önüne bir Müller eklemesiyle 2 ofansif 8 gibi, 8-10 gibi oynatacak orada Musiala ile Müller'i. Bu anlamda Bayern'in göbeği evet hücum anlamında çok zengin ama savunma anlamında sanki özellikle geçiş savunmasını çok iyi yapabilecek bir orta alanmış gibi durmuyor. Yani Bayern mükemmel bir takım değil. Kimse mükemmel değil zaten dünyada. Her takımın zaafı var, Bayern'in de zaafları var. Onlardan biri hocamın da söylediği gibi çok önde oynuyor Bayern Münih. Orada De Ligt ve Kim Mijay'ın arkası boş kalabiliyor ki bu sezon bunu mesela Leipzig maçlarında çok net gördük. Leverkusen maçında gördük. Hani Bayern biraz zorluk derecesi yüksek maçlarda United maçında gördük içerideki. Orası işlenebilir bir madenmiş gibi duruyor ki Barış Alper'in de bu alanları, bu maçları ne kadar sevdiğini biliyoruz. O yüzden de ben şöyle düşünüyorum. Sanki Icardi'sizlik tahmin edildiği kadar çok kötü bir senaryo olmayabilir Galatasaray için. Ha, olumlu tarafından bakarsak. Yani Barış Alper'in kullanabileceği bir maden, bir alan fazlasıyla var sanki orada. Nasıl ki Hırvatistan maçında yine çok önemli iki stoper, Stalo ve Guardiol, çok önemli iki stoperin arkasında nasıl işler yaptı Barış Alper. İyi kullanılabilirse bugün de sanki Bayern o zorluğu yaşatabilir. Tabii ki Icardi'yi Galatasaray her şartta, her maçta, her sahada arar. Ama bu maç özelinde sanki o kadar çok böyle bir felaket senaryosu Galatasaray için olmayabilirmiş gibime geliyor benim. Yani bunların açıklarını kapatırsan zaten şimdi geçiş oyunundan ziyade onlar yani daha doğrusu geçiş oyunun özelliği nedir? Kontratak oyunu. Onu kontratak Galatasaray oynayacak. Öbürleri zaten önde olduğu için burada kazandığınız topları çok olumlu kullanmanız lazım. Çabuk top kaybetmemeniz lazım. Çok kritik, bizim evet. En büyük sıkıntılarımız evet. Avrupa maçlarında bu. Çok çabuk top kaybediyor. Türkiye Ligi'nde sen Bayern gibi olduğun için burada çok top kaybetmiyorsun onu ama Avrupa maçlarında çok top kaybettiğin zaman bunlar dalga dalga geliyorlar. Onun için girdiğin pozisyonları değerlendirince biz Barış'tan bir santrofor yaratmaya çalışıyoruz ve olmaya gidiyor. Farklı bir santrofor modeli. Yani dağınık bir santrofor modeli. Ben hep buralarda anlatmaya çalışıyorum. Barış'ın karşısında yani ona karşı müdafaa olarak oynamak çok zor. Çok zor.
Bilemiyorsun ne yapacağını. Şimdi Icardi'yi biliyorsun. Icardi'nin boş alan bırakmıyor. Ama Barış'ı boş da bıraksan, dolu da bıraksa ne zaman ne yapacağı belli. Böyle bir oyuncu da çözülür ve santrafor olma yolunda gidiyor. Başka da alternatifin yok şimdi. Bakan buyu direkt oynatacağını hiç tahmin etmiyor. Yok. Burada aynen. Zaha'yı nasıl kullanırsınız? Zaha çünkü böyle maçlarda daha çok geniş alan bulur. Şey de konuşuldu hocam. Acaba işte Zaha en üçte olur mu? Evet. Yok. İşte, konuşalım hocam. Herkes şeyi düşünüyordu. Yani iki sezon önce sanırım City deplasmanında Crystal Palace formasıyla iki gol attığı, City savunmasını dağıttığı bir maç var. Orada en üçte oynamıştı. Ama orada şöyle bir fark var. O Zaha ile bu Zaha aynı Zaha değil sevgili fiziki hocam, anlamda. Şey keşfetmiş. Amerika'yı yeniden keşfetmene tabii gerek yok. Yok hocam yani %100 güçlü bir Zaha olsa elinde Okan Hoca'nın bence kafasının bir yerinde kullanmayı Zaha düşünebilir. Zaha yani, geçen sezonki Zaha değil. Değil evet. Şimdi daha geçen sezonki doğru. Zaha değil. Oraya gelmesi için Zaha'nın bir 5 maç devamlı aynen. Oynama ve sürekli olması lazım. O yüzden lazım. De bu fiziki durumuyla onu işte yani, Delit ve Kim Min-jae'nin kucağında bırakmak çok burada, mantıklı gelmiyor. Bu maçlar farklı olur. Nasıl Manchester United maçlarında çok alanlar buldu? Çünkü buluyorsun. Bu maçlarda bulursun. Burada ikili kademe falan yok. Türkiye Ligi farklı. Türkiye Ligi'nde şimdi Galatasaray'a karşı oynadığın zaman her yerin kademeleri farklı oluyor rakipleri tabii. Ama burada çok geniş olur. Zaha onları bulur mu? Bulur. Kerem bulabilir. Kerem bulur. Kerem'in burada işte Kerem şöyle 10 numara falan demeyelim de daha çok forveti tamamlayıcı oyuncu İkinci oluyor. Forvet oynuyor. Forveti tamamlayıcı oraya sokacağın adam. Yani nasıl örnek Zmanski pozisyonunda ama Zmanski daha farklı bir oyuncu. Evet. Sen daha farklı bir oyuncusun. Burada girdiğiniz pozisyonlar abi bulduğun pozisyonlar bu maçta değerlendireceksin. Evet. Nasıl Manchester United'da girdiğini değerlendirdin, attın. Burada da bulursak ki olanla bak o pozisyonlar gelecek. Evet, geldiğimde aklar, değerlendirmek aklar lazım. Aklarla hiç girmemek lazım. O pozisyonlar gelecek. Bu tarafı, bu tarafta girdiği zaman, yani Bayern'in senin sahana girdiği zaman işte oradaki bütün hepsi farklı oyuncu. Evet. Hocam şimdi iki noktadan görüntüler var. Birisi zaten Galatasaray'ın stadı. Diğer taraf sevgili seyirciler, İstanbul'da Zincirlikuyu'da bir alışveriş merkezinin yanındaki otel. Dün zaten Choupo-Moting otelden böyle bir görüntü paylaşmıştı. Vay ne kadar güzel bir şehir, ne kadar etkileyici gibi kelimeler kullanmıştı. Aynen. Videoda sosyal medyasından paylaşmıştı. Gerçekten de manzarası çok güzel bir oteldir burası. Birazdan Bayern Münih takımı da buradan hareket edecek. Onu da canlı olarak ekranlara getireceğiz. Stada yakın yani maksimum eğer trafik olmazsa 20 dakikada. Onlara trafik olmuyor zaten. Tabi. Doğru söylüyorsun. Escort açıyorlar. Eşliğinde. Hani maksimum 20 dakika aynen. Bu stat, bu otelden Bayern Münih kafilesinin stada gelmesi güzel de bir otel, güzel de bir yer seçmişler lokasyon olarak. Bayağı İstanbul manzaralı yukarıdan o Ortaköy'ün biraz üst tarafında Boğaz'ı gören bir yer. Hani bilmeyenler için söyleyelim. Gerçekten şu anda böyle bir fırtına öncesi sessizlik var ama yaklaşık mesela bir saat sonra ortalık hareketlenecek. Tabii stat kapıları açıldıktan sonra. Stada seyirciler gelmeye başlayacak. Bayern Münih sonra, çıkacak, Galatasaray çıkacak. Sonra heyecan dorukta. Maç bittikten sonra Münih'teki maçı ben merak ediyorum. Orada da akın akın Türk orada seyirciler. Tabii, orada da çok Allianz'da, Allianz Arena'da ciddi da bir Türk taraftar desteği olacak. Bir ambiyans olacak yani. Evet orası da var. O maçı da, o maç da yakında yani. Hemen 3 hafta sonra. Şimdi bu otelin içinde Bayern Münihli futbolcular bazı çalışmalar yaptı sevgili seyirciler. Bir hemen onları da bir ekrana getirelim. Tabii herkesin tabii kendi tercihi. Kimi salonda çalışmayı tercih eder. Kimi zaten şu maç trafiğinde kendini çok fazla yormaz. İşte Bayern Münihli oyuncular bir nevi ayak tenisi oynadılar. Yani çalışmaktan ziyade sanki bir eğlenceymiş. Evet, evet bir tane daha var şimdi bir video daha var. Bunu geçelim diğerine. Burada zaten ayak tenisi oynuyorlar. İşte burada büyük bir salon ayrılmış kendilerine. Muhtemelen bu salonda da ciddi toplantılar balo falan yapılıyordur bu. Değil balo mi? Balo salonu resmen yani. Evet. Başka zaman olsa ciddi şimdi, toplantılar yapılıyordur. Şimdi matları sermişler yere açma germe yapıyorlar. Çoğunlukla derler ki dışarıda yapılır. İşte oksijen açısından falan. Çok da salonlarda yapılır. Böyle gittiğiniz zaman dışarıyı tercih etmezsiniz. Maç. Çünkü maçlar hep akşamdır. Herkes der ki işte dinleneceksin. Hep öyledir bizde. Önceden öyledi. Şimdi değişti tabii. Herkes öğrenmeye bak. Bunlar zaten bu işin piri Almanlar. 30 sene evvel de bunları yapıyorlardı. Maçtan öncesi 5 saat, 6 saat, 7 saat öncesi.
Hazırlıkları fazla hırpalamadan kendinizi zaten değil mi? Böyle. Hani bizde onun tabiri şöyledir. Teritmene denir o. Teritmen olarak adlandırılır. Çıkarsın burada yapacağım psikolojik itmandır. Hafif stretching'tir. O yorgunluğun üzerindeki ağırlığı atarsın. Bu antrenman değil. Bu sadece işte vücud rahat. Hani zihinsel olarak da dinç tutar seni. Olmaz olur mu? Bir de bu psikolojikleri vardır. Bazı işte gülme antrenmanı yakalama yaparsın. İşte şeyler bulunur yani. O miskinliği mesela, atarsınız üstünden. Tabii, o yol yorgunluğunu da bir yere atarsınız. Ki, oksitleri temizliyorsun. Aynen. Ondan sonra da burada o asansörü odalarına duşlarını alıyorlar. Evet. Şimdi Harry Kane'i görüyoruz ya orada. Bak matta ikinci sırada sağdan İşin ikinci. Enteresanı da bir, Sanchez'le oynayacaklar hocam. Emre'nin söylediği ayrıntı güzeldi. Evet. Son Sanchez, Harry Kane eşleşmesi. Zaten onlar uzun arkadaşı. Beraber ama şöyle bir bak bakalım. Bayern Münih maçı takımında. Bu uzun zamandan da beri öyle. Dünya starı olan var mı? Harry Kane. Bak dünya starı diyor. Bence Harry Kane bir dünya starı. Dünya starı. Harry Kane tek bir takımda oynadı çıktı. Oralarda gitti. Kim Min-jae de bence hani... Ben şimdi bana anlattı şöyle. Anladım hocam siz ne demek istediğinizi. Ama o tarzda tamam, okay. Hiç hani bulamıyorsun. Neymar'ı, Mbappe'si, Messi'si, Ronaldo'su yok da. Hani sonuçta Müller'de mesela yılların. Sevgili kardeşim Müller zaten dördüncü ligden kendi amatörlerinden çıkma. Orada başka takım görmedi Müller. Transfer kültürü olarak hocam söylüyor. Tamam. Thomas Müller Bayern Münih'ten başka bir takım tanımaz. Bizim kaptan gibi Bülent Korkmaz gibi. O da Galatasaray'dan başka takım tanımaz. Hep orada gitti. Bak kendini amatörlerinden çıkmadı. Yani sen ne diyorsun? Dünya ünlü bir yıldızı kadrolarına benim katmış olmaları anlamında istediğim, bir yıldız mı diyorsun? Benim de anlatmak bunlar nelerle, kimlerle oynuyorlar, buluyorlar. Ha. Biz mecbur kalıyoruz. Hep taraftar başkası. Hem işte... Hocam Kimmich de altyapı. Mesela Philipp Lahm gittikten sonra o sezon Kimmich'i çıkardılar, monte ettiler sağ beke. Kimmich'i şeyden aldılar zaten. Yalan olsa düzeltsinler beni. Santavson'dan biri. Evet evet öyle olması lazım. Öyle bir yerden hemen ufak anında, bir takımdan aldı. Üçüncü ligden aldılar. Tabii. Geldi şimdi benim anlatmak istediğim bu tarz takımlar işte nasıl kuruyorlar, nasıl buluyorlar. Biz ama bizde hep star olacak. Hepsi dünya mesela yıldızı Bayern olacak. Bayern Münih dünyanın en güçlü ekonomilerinden bir tanesi ama o ekonomisine göre transfer harcamalarının da en doğru yapan kulüplerden abartmıyor bir tanesi. Yani, yani bazılarına veriyor. 70 de veriyor. İhtiyaç 80 de varsa veriyor. Şimdi ama... mesela bak şeyi David Alfonso'yu 3 senem oldu, 4 senem oldu. 12 milyon euroya aldılar. MLS'ten 12 milyon euroya aldılar ki 17 yaşında mı 16 yaşında mı MLS'te oynadı ve A milli takımdaydı. Aykut'un dili olsa da söylesin. Burada 5 sene evvel transfer edeyim. Alan takım varsa gitsin alsın 12 milyon. Burada ben çok söyledim yayınlarda. Hatta daha burada değildik, öbür taraftaydık. Daha buraya taşınmamıştık. Yani çok farklı bir oyuncuydu. Adamlar 12 milyon aldılar. Ocak ayına kadar mı? O sezon orada oynattılar sonra Münih'e geldi. Yani onlar City olsun hepsi biz de artık buraları bulalım. Bizim şimdi takımımızdaki oyuncular Bayern Münih'likilerden daha şöhretli. Hadi hayır diyeyim bakayım. Ya içlerinde şöhretli olanlar var tabii. Niye? Kısmen hocam. Doğal yani. İcardi'si var. Tamam. Zaha'sı var. Mertens var. Mertens var. Oliveira var. Şimdi bunlar tanınır. Torreira var. Angelino bile tanınıyor. Angelino tabii tanınıyor. Ya, yani Angelino bakıyorsun tanınıyor. Şimdi. Mustera ama, falan Güney Amerika'da herkes tabii, tanınıyor. Tabii şimdi buradakiler ne? Kendini altyapısından çıkartmış ve hatta dışarıda mı? Çok uzun dönemden beri Bayern Münih. Evet. Bu tarzdaki oyuncularla gitmeye başladı ve başarılı oluyor. Evet. Şimdi anketimiz vardı. Eğer hazırsa önce bir anketi verelim. Sonra da UEFA'nın Galatasaray Bayern Münih maçıyla ilgili paylaşımını bir ekrana getireceğiz. Şu anda %47 Galatasaray, %37 Bayern Münih, %16 beraberlik. Karşılaşma nasıl sonuçlanacak? Ankete oylarınızı, ilginizi bekliyoruz. Maç saatine yakın dakikalara kadar bu anketi Aspor'un ikisinde paylaşım olarak göreceksiniz. Ve oylarınızı bekliyoruz. Şu anda Galatasaray önde gidiyor. Şimdi sorayım mı size? Bu anket önünüze gelse hangisini tıklarsınız? Neyi tıklayacağım? Bir tane var tıklanacak şey. Galatasaray tıklayacak. Galatasaray kazanır diyorsun. Ha, tamam. Temenni değil ama şey olarak. Hani. Yok, tabii ki temennimiz. Bir kere inanmadan başarmak mümkün değil. Yani Galatasaray'ın tarihinde zaten sayısız zafer var. Yani neden Galatasaray zaten hani o Avrupa Fatih unvanını aldı? Kimsenin ihtimal vermediği şeyleri başardığı için. Tabii. Şimdi Galatasaray Ali Sami Yen'de Barcelona ile oynarken ve yendiği zaman kim ihtimal veriyordu Galatasaray'ın Barcelona'yı yenmesine ki çok önemli bir takımdı o Barcelona.
UEFA Kupası finalinde tüm dünya futbol kamuoyu Arsenal kesin kazanır gözüyle bakıyordu. Real Madrid maçı 2-0 olmuş. Burada öne geçmiş Real Madrid Ali Sami Yen'de. Kim ihtimal veriyordu böyle bir şeye? Sayısız en fazla yendiği takım bunun. Real Madrid. Çok. En fazla yendi Real Madrid. Yani, Süper Kupa finalinde bile. Burada inanmak gerekiyor önce. Drogba'ların falan oynadığı dönemler neler yaşadı yani. Yani inanmak çok önemli burada. Tabii ki karşımızda çok net, çok güçlü bir favori var. Burası herkesin kabul ettiği bir gerçek. Onlar da favori geliyorlardı. Tabii ki onu demek istiyorum yani. Juventus hep favori geliyor. Galatasaray zaten kağıt üzerindeki favorileri yendiği için, devirdiği için Avrupa Fatih unvanını aldı. O yüzden de tabii ki biz bir kere onun önce gerçekleri bir görelim. Gerçeklere göre hareket edelim. Doğru bir plan, doğru bir planlanma, doğru bir oyun, doğru bir mücadele. Ardından zaten Galatasaray defalarca başardığı bir şey bu. Hı hı. Ama önce tabii ki inanmamız gerekiyor. Bayern Münih yenilmeyecek, ölümsüz bir takım değil. Bundan 3 yıl önceki mesela Bayern'e baktığımız zaman bu Bayern Münih görece olarak oyun anlamında biraz daha sanki yenilebilir bir takımmış gibi duruyor. Ama skor alma konusunda evet uzman. Son 33 maç Şampiyonlar Ligi'nde namağlup. Son 15 maçını kazanmış gruplarda Bayern Münih üst üste. Böyle bir takım var karşımızda. Yani onun bilincinde olmamız lazım. Size söyledin ama Bayern Münih, şu andaki Bayern Münih bundan evvelki Lewandowski'lerin falan olduğu dönemki Bayern gibi onu değil. Onu demek istiyorum öyle hocam. Öyle kuvvetli yani, bir Bayern değil yani. Kesinlikle yani skoru alıyor. Zaten Tuchel'in en büyük özelliği nedir? Skoru almasıdır. Oyun anlamında hep eleştirilir. Şöyle bir gerçeğimiz var. Bir kere Bayern Münih'i savunarak, önlem alarak, bekleyerek yani yenemezsiniz ya da puan alamazsınız. Mümkün değil. Sizin kendi oyununuzu oynamanız gerekiyor. Yani tehdit edeceksiniz Bayern Münih'i sahada. Bir kere Galatasaray iç sahada olduğunu, 50 bin taraftarın arkasında olduğunu, iyi bir takım olduğunu hissettirecek Bayern Münih'e Santra ile beraber. Ama makul ölçülerde. Yani gerekli önlemlerini de alarak, Bayern Münih'in gücünün farkında olarak ama korkmadan. Evet. Hani şu kelime var ya, haddini bilerek değil, haddini bilmeden. Galatasaray bugün haddini bilmemeli. Haddini bilirse Galatasaray kaybeder bu maçı. Burada bunu oynamak için tekrar söylüyorum. Topa sahip olduğunuz zaman çabuk kaybetmeyeceksiniz. Çünkü çıkışlarda tekrar aynısını... Çok tehlikeli bir takım o konuda. Bak, diyorum ki kaybettiğiniz andan itibaren topu... İki saniye kalemizdeler. Çıkarken hepsi farklı bir oyunu. Ve o kadar dönerli oynuyorlar ki. Hocam, sabit. Musiala, Koman ve Leroy Sané. Sabit kalan bir takım değil. Sabit kalan bir takım değil. O işte en zor müdafaalar için tutulması çok zor bir takımdır böyle. Şimdi abi yazıyorlar abi Zonguldak Ultras'tan yola çıkmış. Gülüyorlarmış, selam söylüyorlar. Bizi de dinliyorlarmış. Kazasız belasız. Buradan evet dinliyorlarmış, yazdılar bana. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar, sağ salim gelin. Hayırlısına gelin, kısmetinizde gelin diyelim onlara. Sevinçli bir şekilde de evet, güzel bir skorla da dönün. UEFA paylaşım yapmış Galatasaray Bayern Münih ile ilgili. Bakalım ne paylaşmış UEFA? Evet tabii UEFA muhtemelen en çok paylaşımı bugün hem maç önü hem maç sonu Galatasaray Bayern Münih mücadelesiyle ilgili yapacak değil gecenin mi? Gecenin en önemli maçlarından biri olabilir yani. En baştaki. Bir de Türkiye'de çok güzel etkileşim var. Yani onun tadını aldı. UEFA aldı onun tadını. Manchester maçından sonra aynı paylaşımı iki defa yaptı. Yani, Icardi'nin evet, o uçarak gol sevincini baktılar yürüyor bir tane daha. Instagram'ında sabitlemiş durumda Icardi'nin gol sevincini, hikayelerini UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı. Hı hı. Yani orada korkunç bir etkileşim oluyor dediğin gibi. Değil mi? Galatasaray'da daha fazla popüler oyuncular var. Emin ol daha çok popüler oyuncular ya var. Tabii Instagram aktif kullanan oyuncular da var sosyal medyayı. Şimdi şöyle yakınlık derecesi olarak da az önce Harry Kane'den bahsettik. Davinson Sanchez, Tuchel Paris Saint-Germain'de Icardi ile çalıştı değil mi? Çalıştı. Tabii öyle de bir durum var. Yani tuvalete dün soruyorlar Icardi ile ilgili. Oynarsa ne olur, oynamazsa ne olur. Yani biz zaten aynı oyunu oynuyoruz. Bizim için hani Icardi ile oyun, Icardi'siz oyun Galatasaray için çok önemli ama Bayern için çok şimdi fark etmiyor. Değişen bir şey olmayacak onlar için. En büyük sıkıntılarımız bizim sabit standart oyunumuz olmadığı için. Yani bütün sezonlar sadece bu sezon içinde bütün
Uzun zamandan beri her takımımız için geçerli. İşte bu sefer alıyorsunuz, starlar geliyor. Bunlar size farklı bir oyun oynuyorlar. Seni farklı bir oyun oynayabiliyorsun. Bunlar öyledi. Bunların ben bildiğim bileli 70'ten beri aynı standartta gidiyorlar. İsmi ne olursa olsun oyuncular. Yani oturmuşlar bunlar. Hocaya falan transferi bırakmıyorlar. Orada transferler çok farklı. Hoca belki iki tane isteyebiliyor. Onlar hazır. Sen hazır takıma geliyorsun. Evet. Şimdi transfer döneminin son günlerini bir hatırlarsak, Bayern Münih iki tane orta saha almak istedi, alamadı. Birinin evrakı yetişmedi, birinin bir şey oldu. Hani böyle yani paramız var ama evet, almadık, alamadık diyorlar. Demek ki alsalarmış, hani şöyle bir takım kurmuşlar. İstedikleri birkaç oyuncuyu daha koysalar ama daha inanılmaz bir takım orada olur. Orada eksikleri var zaten oyuncu anlamında. Kolman'a bakıyorsun kaç seneden beri burada. Sane'ye bakıyorsun kaç seneden beri burada. Yani düşün. Evet. Çok değişkenlik olmuyor Avrupa'da bu seviyedeki takımlar. Aynen. Peki şimdi tekrar belirtiyorum. Bir yanda stat, diğer yanda Bayern Münih'in oteli. Birazdan artık hem Galatasaray hem Bayern Münih çıkacak ve bağlantılarımız olacak. Stada gideceğiz, Florya'ya gideceğiz, Bayern Münih'in oteline gideceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Bayern Münih'in bu sezon ligde oynadığı, Bundesliga'da oynadığı maçları bir ekrana getirelim. Sonrasında bütün bağlantı noktalarımıza gideceğiz. Bir alıcı göze bakalım Bayern nasılmış. Evet sevgili seyirciler, yavaş yavaş heyecan doruğa çıkıyor. Dev maça Galatasaray Bayern Münih mücadelesine 4 saatten az bir süre kaldı. Şimdi yeniden Ramspark'a bağlanacağız. Emre Kaplan'a bağlanacağız. Tabii reklam arasında bazı videolar da gördük. Emre, taraftarlar Icardi'nin MR çektirdiği hastaneyi arayıp sağlık durumunu soruyorlarmış. O yüzden ben yine sana tekrar etmeni isteyeceğim senden Icardi ile ilgili son durumu. Ve tabii orada senin özel konukların da olacak. Hüseyin Özkök de orada bildiğimiz kadarıyla. Bize bakalım neler aktaracaksınız oradaki atmosferden, söz sizde. Onur Yıldız, teşekkürler. Ali Sami Yen'den, Ramspark'tan bir kez daha mutlu günler, yayınlar dileyelim. Bugün günlerden Şampiyonlar Ligi, bugün günlerden Galatasaray. Sizin de söylediğiniz gibi herhalde cumartesi gününden bu yana Türkiye'de üretilen soru cümlelerinin %90'ı Mauro Icardi'nin bugün oynayıp oynamayacağı ile ilgili. Hastaneyi arayan taraftarlar, bize sürekli arayıp soran taraftarlar, herkesin aklındaki tek soru bu. Artık zaten kritik saatlere giriyoruz. Saat 19.45'te maç. Galatasaray 18.15 sularında burada olacak. Yaklaşık 1,5 saat sonra Florya'dan, Metin Oktay tesislerinden hareket edecekler. Kısa bir süre sonra, bir önceki yayında ifade etmiştik, bir kez daha tekrarlayalım. Mauro Icardi'nin ağrıları devam ediyor. Tedavisi yoğun bir şekilde uygulanıyor. Hem buz tedavisiyle hem iğneyle ağrılarının dindirilmesi için yoğun bir çaba var. O maçta oynamasına yetebilecek olduğu düşünülen iğne Mauro Icardi'ye yapılacak. Kısa bir süre içerisinde, artık dakikalar içerisinde muhtemelen gerçekleşecek bir olay bu. Mauro Icardi sahada son kez kendini deneyecek. Ağrılarının artmaması durumunda da bugün kadroda olmasını bekliyoruz. Aynı bilgiyi tekrarlayalım. İlerleyen dakikalarda belki yayınımızın içinde bile, buradaki yayınımızın içinde bile yeni gelişmeler olabilir. Ve hemen Hüseyin Özkök'e dönelim. Hüseyin abi, tabii çok önemli bir gündem var, çok önemli bir manşet var. Mecburen Icardi ile başlıyoruz. Durumu izah etmeye çalıştık. Dakikalar içerisinde belli olacak gibi gözüküyor. Önce onu sorayım. Mauro Icardi'nin varlığı, yokluğu Galatasaray adına neler değiştirir, ondan sonra çok daha detaylı konuşuruz. Şimdi Emre, Alman basında da Icardi'nin oynayıp oynamayacağı soruluyor, yazılıp çiziliyor. Çünkü Icardi'nin istatistikleri artık Türkiye sınırlarını aşmış durumda. Ve tabii ki Bayern Münih gibi bir dünya devi Galatasaray'la oynadığın zaman onun en büyük yıldızı Mauro Icardi'nin oynayıp oynamayacağı da Bayern Münih açısından önemli hale geliyor. Dolayısıyla onlar da herhalde bekliyorlardır ki Thomas Tuchel nasıl bir önlem alacak? Icardi'li mi, Icardi'siz mi? Muhtemelen Barış Alper'in Hırvatistan maçını da seyretmişlerdir. Çünkü Hırvatistan karşılaşmasında da aynı sorun vardı. Center for eksikliği vardı milli takımda ve Barış Alper orada ileri uçta tek başına oynamıştı ve başarılı da olmuştu. Muhtemelen Barış Alper'in maçını da milli maçta seyretmişlerdir. Icardi'li ve Icardi'siz olarak Thomas Tuchel ona göre bir plan hazırlamıştır. Dün basın toplantısında da bunu söyledi hatta. Evet. Bana gelen bilgi oynamayacağı yönünde ama tabii ki 1,5 saat kala öğreneceğiz. Geri dörtlüyü de ona göre uyaracağım dedi. Tabii ki. Yani Mauro Icardi Türkiye'ye, Emre, çok sayıda oyuncu geldi. Dünya çapında yıldızlar geldi ama bu kadar
bir takıma, bir ülkeye etki eden bir futbolcu herhalde olmamıştı şimdiye kadar. Hakikaten çok etki ediyor ve herkes tarafından takdir edilen bir futbolcu haline geldi Mauro Icardi. Bir de sadece golcülüğüyle değil, bence insanlığıyla ve sportmenliğiyle de ön plana çıkan bir oyuncu. Sadece Beşiktaş maçını hatırlatacağım. Sakat sakat oyuna devam ediyordu. Normalde bizim alışık olduğumuz nedir? Sakat olan futbolcu kendini yere bırakır. 2-1 öndeyken vakit geçirmek için çaba harcar. Tedavisinin yapılmasını bekler falan. Yapmadı öyle bir şey Icardi. Oynamaya çalıştı sakat olduğu halde. Bırakmadı kendini yere ve maçı o şekilde tamamladı. O açıdan da ben kendisini çok takdir ettim Beşiktaş maçında. Sportmence bu davranışı nedeniyle. Bakalım oynarsa tabii ki çok etki eden bir futbolcu. Galatasaray'ın gol yollarında etkili bir forvet. İnşallah oynar diyoruz tabii ki biz Galatasaray açısından düşündüğümüzde. Hüseyin abi, grup kuralları çekildiğinde bir önceki yayında bunu Savaş Yorlu'yla da konuştuk. Herkes eline kağıdı kalemi aldı, bir hesap yapmaya başladı. İçerideki Kopenhag maçına çoğu kişi belki 3 puan yazdı. Öyle olmadı ama Manchester maçıyla bunu telafi etti Galatasaray. Bayern Münih maçlarını düşünürken taraflı tarafsız herkesin herhalde o iki maça istemeye istemeye olsa da bir 0 puanı yazdığı bir durum vardı ama Manchester galibiyeti, sonrasında Okan Hoca'nın oradaki demeçleri camiayı da yükseltti. Liderlik maçına çıkacağız dedi. Biraz daha farklı bir hava, farklı bir atmosfer var. Sen neler söylersin bununla ilgili? Şimdi Bayern Münih'ten bana bugün bir e-mail geldi. İstanbul'da ateşli dans diye. Yani hakikaten Bayern Münih de buradaki maçın kolay olmadığını biliyor, düşünüyor. Ve Thomas Tuchel da dün ne dedi Mauro Icardi için? Galatasaray Mauro Icardi'den çok daha fazlası dedi. Ki Mauro Icardi'yi tanıyan bir hoca Thomas Tuchel. Çünkü Paris Saint Germain'de kendi futbolcusuydu. Dolayısıyla onun özelliklerini de iyi biliyor. Ama Galatasaray'ı da Thomas Tuchel takdir ediyor ve Mauro Icardi oynamasa bile kendi seyircisi önünde ne kadar etkili bir takım olduğunu ve seyircinin de rakiplere ne kadar etki ettiğinin farkında. Dolayısıyla Galatasaray'ın senin dediğin gibi grup başlarken Bayern Münih en büyük favori gözüküyordu. Zaten istatistikler ortada. 36 maçın 33'ünü kazanmış grup maçlarında. İşte son 15 grup maçını kazanmış. Çok dünya çapında bir takım. Galatasaray buradan hakikaten bir puan çıkartırsa bence çok çok iyi bir sonuç olur diye düşünüyorum. Çünkü Bayern Münih'in gücünü kabul etmek lazım. Ama her maçın parametresi farklı oluyor. Bir anda Bayern Münih kötü gününde olabilir. Galatasaray mükemmel bir oyun oynayabilir. Bütün futbolcular insanüstü bir çaba ortaya koyarlar. Ve Galatasaray Bayern Münih'i yenip geçebilir tabii ki. Ama kağıt üstünde baktığımızda Bayern Münih ne kadar da buraya eksiklerle 16 kişilik kadroyla da gelmiş olsalar sahaya çıkacak 11 yine de dünya çapında üst düzey futbolcular. Onu sormak istiyorum Hüseyin abi sana. Dar bir kadroyla yayın öncesinde konuştuk. Evet. 16 kişilik kadro, önemli eksikler var. Neuer yok, Goretzka yok, Upamecano yok. Onun dışında Guerrero yok. Gnabry yok, Guerrero yok. 5 tane ciddi eksiği var ki Goretzka normalde özellikle orta sahada bize çok sıkıntı yaşatabilecek bir oyuncuydu. Ama bu eksiklere rağmen dediğin gibi olanları da say say bitirmek çok kolay değil. Şimdi 4 tane isim sayayım sana. Coman, Kane, Musiala ve Müller mesela. Ve Sané. Leroy Sané. Leroy Sané'yi de eklemek lazım. 5 tane dünya çapında futbolcu. Yani bunlar sahada olunca tabii ki Bayern Münih'in gücü çok artıyor. Özellikle Musiala, genç yıldız, inanılmaz yetenekleriyle böyle defansların arasından slalom yaparak arkadaşlarına ya pozisyon hazırlıyor ya da kendisi gol atıyor. Gerçi şutları çok iyi değil. Yani çoğunlukla da dışarıya vurduğu oluyor slalomlardan sonra ama Kingsley Coman müthiş bir futbolcu. Çok hızlı, çok iyi çalım atıyor, çok iyi şut atıyor. Son Mainz maçında da güzel bir gol attı, görmüşsündür diye düşünüyorum. Harry Kane'i zaten söylemeye gerek yok. Galatasaray'daki karşılığı Bayern Münih'te Harry Kane. Çok etkili bir futbolcu. Bayern Münih'i de çok çabuk uyum sağladı. Her hafta aşağı yukarı gol atıyor Bayern Münih'te. Hakikaten Galatasaray açısından zorlu bir karşılaşma olacak ama Bayern Münih açısından da kolay olmayacak tabii ki karşılaşma. Yani tabii Bayern Münih'ten bahsederken yan yana koymak çok kolay değil ama böyle bir zayıf noktası görebiliyor muyuz, böyle bir analizimiz var mı diye baktığımızda herhalde biraz savunma attı. Çünkü eksikler de var işte, Upamecano'nun yokluğu. Gerçi orada yine Kim Min-jae çok üst düzey bir oyuncu. Türkiye'den biz yakinen de tanıyoruz. Performansını da artırarak devam etti. Yanında da De Ligt var sanki biraz yani...
Bayern Münih'te oynayan bir oyuncu için bunu diyebilmek ne kadar kolay ama yani o zincirin sanki en zayıf halkası De Ligt gibi evet, gözüküyor. Evet, De Ligt zaten sakatlıktan kurtulup yeni kadroya girdi. Upamecano olmayınca mecburen De Ligt'i koyacak işte Thomas Tuchel. Bayern Münih'in o göbeği gerçekten sorunlu. Çünkü Bundesliga'da da goller yiyor Bayern Münih. Ama daha fazlasını attığı için fazla sorun yaşamıyorlar. Orada Galatasaray ortadan delmeye çalışırsa tabii ki başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sağ tarafta oynayan Laimer yine böyle çok üst düzey futbolcu değil ama Avusturya milli takımın oyuncusu. Yine iyi bir futbolcu. Ama, bir de orijini orta saha zaten. Tabii orijini orta saha, onu sağ beke çekiyor. Diğer yandan Alphonso Davies çok atletik bir futbolcu. İnanılmaz kuvvetli ve hızlı. Dolayısıyla o sağ kanatta Galatasaray zorlanabilir Alphonso Davies karşısında ama daha çok sol kanattan ve ortadan rakibi delmek için herhalde Okan Hoca bunları tespit etmiştir diye düşünüyorum. Okan Hoca dün öğle saatlerinde bir video analiz yaptı takım. Akşam antrenmanda aşağı yukarı 11'de belli. Hemen birlikte onu da konuşabiliriz Hüseyin abi. Muhtemel 11 üzerinden de gidebiliriz. Muslera zaten tartışmasız. Savunma hattında bir değişiklik olmayacak gibi. Boye, Sanchez, yanı sıra Abdülkerim ve Angelinho ki Angelinho da Bayern Münih'i yakından tanıyor. Tabii ki. Bu arada gelirken baktım Angelinho'nun Bayern Münih'e karşı galibiyeti yokmuş. 6 maçı var. Yanılmıyorsam bir beraberlik, bir tane asist yapmış Leipzig'teyken. Henüz galibiyeti yok. İnşallah bugüne nasip olur. İnşallah, inşallah. Yani hep şunu söylüyorum. Galatasaray yıllardan beri sağ bekte hiç sorun yaşamıyor. Hep üst düzey sağ bekler transfer etti ve onlardan da çok verim aldı işte. Ebu'sinden tut Capone'sine kadar işte. Şimdi Sacha Boey müthiş bir performans gösteriyor. Belki yakında Fransa milli takımına seçilecek. Ama sol bekte Galatasaray Ergün Pembe ve Hakan Balta'dan sonra böyle sürekli problem yaşadığı oyuncular transfer etti. Angelinho yine büyük umutlarla bu yaz transfer edildi. Kariyerli bir oyuncu diye ama şu ana kadar ben beklediğimi bulamadım açıkçası Angelinho'dan. Ki yakından Almanya'da olduğu için takip ettiğim bir futbolcuydu. Arkada çok açık veriyor. Orta yüzdesi ve pas yüzdesi çok düşük. Bu nedenle de rakipten top döndükten sonra arkada boş yakalanıyor. Angelinho dönene kadar rakip tabii orta sahaya uzun topla geçmiş oluyor. Umarım o da bu Şampiyonlar Ligi atmosferinde performansını yükseltir. Hem hücumda hem savunmada iyi işler yapar. Yoksa karşısında Kingsley Coman gibi çok biraz önce işte anlattığım bir oyuncu var. Fransa milli takımında yıldızı. İşi kolay olmaz ama sanırım Okan Hoca gerekmedikçe Angelinho'nu çok çıkartmayacaktır diye düşünüyorum ileriye. Tabii Angelinho'yu ne kadar tutabiliriz? O da tabii, o kendi kafasına göre çıkar. Oyuncu karakteri çok müsait evet. Olmayabilir. Biraz orta saha ve hücumdan da bahsedelim. Yani Bayern Münih silahlarından bahsettik ama Galatasaray'ın da gerçekten uluslararası düzeyde ciddi silahları var. Orta sahanın merkezinde Okan Hoca Manchester maçında Kaan Torreira ikilisini buldu diyebiliriz tabiri evet. Caizse. Beşiktaş maçında da kullandı. Kerem biraz daha merkezde oynuyor. Tete Zaha oynayacak gibi ki Zaha Manchester maçında iyi bir performans ortaya koydu. Evet. Onun da hedef maçlarından biri olduğunu düşünüyorum. Onlardan ne beklemeliyiz bugün? Şimdi Zaha Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa oynadı. Ve Manchester United'e karşı da eski takımına karşı da gol attı. Böyle bir atmosferde, Şampiyonlar Ligi atmosferinde futbolcular tabii başka şekilde motive oluyorlar. Yani bambaşka bir ortam, bambaşka bir atmosfer. Dolayısıyla Manchester maçının üstüne Zaha yine Bayern Münih maçında iyi bir performans gösterecektir diye düşünüyorum ben. Kerem Aktürkoğlu ya çok çok iyi ya da çok kötü. Bir türlü ortasını bulamadık Kerem Aktürkoğlu'nda. Ama umarız bu maç iyi maç, iyi işler yaptığı maç olur. Çünkü Kerem Aktürkoğlu hep böyle güzel iyi işler yapmak istiyor. Topu ampul gibi tavana asmak istiyor falan ama çok kolay basit vuracağı topları İlla böyle tavana asmak istiyor. Halbuki yerden vurduğunda çok güzel goller atıyor. Biliyorsun takip ediyoruz hep beraber. Kerem Aktürkoğlu yine bu maçta bence iyi performans gösterir. Yine atmosferden dolayı karşısında da Bayern Münih var. Tete yani iyi de ama bir türlü böyle şey değil. Hani böyle beklentilerin üstüne çıkamadı bir türlü. Bazen çok iyi hareketler yapıyor ama bazen çok böyle acemice toplar kaptırıyor. Acemice hareketler yapıyor ama toplamda baktığımızda yine söylüyorum bu Şampiyonlar Ligi atmosferi, bu ortam, Şampiyonlar Ligi müziği tabii ki futbolculara ayrı bir motivasyon veriyor. Umalım bütün 11 futbolcu da bu motivasyonla
en iyi performanslarını bu akşam Bayern Münih karşısında ortaya koysunlar ki buna ihtiyaçları var Bayern Münih karşısında. Fazlasıyla ihtiyaç var. Evet. Sen de söyledin Hüseyin abi. Yani 36 maçın 33'ünü kazanmışlar. Grup maçlarında. Son evet. Grup maçlarının. Bir daha az önce Bayern Münih sitesinde şöyle bir istatistik gördüm. Onlar da bunu önemsemişler. 8 maçtır deplasmanda kazanıyorlar grupta. Bugün kazanmaları halinde, hiç böyle bir sonuç istemiyoruz tabii ki. Kazanmaları halinde de Şampiyonlar Ligi tarihinin rekorunu kıracaklarmış. Evet. Yani Galatasaray İngiltere'de bu seriyi bitirdi. Yıllardır kazanamıyordu, o seriyi bitirdi. Şu ana kadar Türk takımları Bayern Münih'e karşı galibiyetleri yok. Bir beraberlik var. Aşağı yukarı 50 yıl önce Galatasaray'ın elde ettiği bir beraberlik. Bu kötü istatistikleri herhalde artık geride bırakmak istiyoruz. Çok kolay olmasa da. Şimdi bu akşam mutlaka bir seri bozulacak. Birincisi Galatasaray mağlup olursa bu sezon ilk mağlubiyetini alacak. Bayern Münih mağlup olursa Şampiyonlar Ligi'nde işte ilk defa 36 maç sonra kaybetmiş olacak. Berabere biterse maç Bayern Münih'in 15 maçlık galibiyet serisi ve deplasmanda senin az önce söylediğin üst üste galip gelme serisi bozulacak. Yani bu akşam serilerden birisi bozulacak ama umalım ki Bayern Münih'in yenilmezlik serisi bozulsun. Tek beklentimiz o. Ve Galatasaray bu akşam kazanırsa Emre veyahut en azından bir puan alırsa ki ben bunu çok değerli bulurum bir puanı. Gruptan çıkmak adına çok büyük bir yol kat etmiş olur. Akşam da o zaman Manchester United Kopenhag maçını evet. Daha böyle bir alıcı gözle daha izlemeye alıcı başlayabiliriz. Gözle, evet. Oradaki de herhalde olası bir beraberlik, Kopenhag'ın alacağı puanlar sanki bizim daha işimize gelir maç gibi. Maç Kopenhag'da mıydı? Yanılmıyorsam İngiltere'de. İngiltere'de miydi? İlk maç İngiltere'de diye biliyorum. Ama yani tamam, zaten yani üst üste iki maç oynayacaklar. Gözümüz biraz orada yani olacak. Kopenhag'ın oradan Manchester'dan iki maçtan birinde puan çıkartması tabii ki Galatasaray açısından da çok büyük avantajı olacaktır. Hüseyin Özkök çok teşekkür ediyorum. Ben yine teşekkür zaten ederim. Maç önü yayınlarımız devam edecek evet. Buradan. Hüseyin Özkök'le birlikte anlık durumu değerlendirmeye çalıştık. Şöyle bakıyorum saate. Saat 16.15 yarım saat sonra stat kapıları açılacak. Galatasaray taraftarı erken saatlerden itibaren hep altını çiziyoruz bunun. Stat çevresinde toplandılar. Yavaş yavaş tribünde de yerlerini almaya başlayacaklar. 19.45'te başlayacak mücadele. Bir kez daha yayının başındaki bilgiyi tekrarlayalım. Artık dakikalar içerisinde Mauro Icardi'nin durumu netleşecek. Çünkü Mauro Icardi sahaya çıkıp kendini deneyecek. Kendisine yapılan ağrı kesici iğneyle o enjeksiyonla birlikte ağrılarının durumuna bakacak. Eğer ağrılarında artma olmazsa, kendini iyi hissederse bugün ilk 11'de olacak. Bu konuda çok büyük bir çabası var, çok büyük bir isteği var sağlık heyetine, teknik heyete. Bütün görüşmelerde söylediği şey bu. Herhangi bir geri adım atmış durumu olmadı o günden bu yana. Ve durumu takip edilecek, Icardi'ye ağrılarıyla ilgili durum sorulacak ve Okan Hoca 11'i belirleyecek. Olası bir Icardi'nin yokluğundaysa Barış Alper Yılmaz dün son taktik antrenmanda olduğu gibi bugün Bayern Münih karşısında ilk 11'de olacak. Kısa bir süre sonra artık bu durumun netleşeceğini söyleyelim. Dediğimiz gibi kısa bir süre sonra da stat kapıları açılıyor. 19.45'te mücadele başlıyor. Biz buradan tüm detayları, karşılaşma öncesindeki tüm gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Umuyoruz ki tarihi bir zafer gecesine hep birlikte tanıklık edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım. Emre Kaplan'a ve Hüseyin Özkök'e çok çok teşekkür ediyoruz. Az önce biten maçta U19 biliyorsunuz genç takımlar da oynuyor Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen kulüplerin genç takımları. Galatasaray Bayern Münih 2-1 mağlup etti sevgili seyirciler. Golleri Hamza Akman ve Recep Yalın Dilek attı. Genç futbolcuları da tebrik ediyoruz. Galatasaray Bayern Münih'in altyapısını mağlup etti. Hocam sen bu işlerle ilgilisin. Önemli değil mi bu galibiyet? Herhalde. Kolay iş değil yani. Genç önce bir tebrik edelim. Aynen öyle. Yani onların altyapıları bizim altyapılarımız ama biz altyapılarda her zaman bu şeyde de çıkıyoruz yani. Yani yetenek bir, konusunda belli bir kategoriye yok. Kadar hakikaten bilhassa turnuvalara Avrupa'ya giden takımlarımız turnuvalarda U17'lerde milli takım bazlarında falan çok başarılı oluyoruz. O da 19-20'ye kadar. Ondan sonrası kendilerine ve takıma ait ama evet. Çok büyük bir başarı yani. Resmen bir başarı. Geçen hangi maçta mağlup oldular galiba? Bu olacak Şampiyonlar Ligi'nde içeride dışarıda. Bunlar mağlup olmak, kazanmak önemli değil. Önemli olan o yetenekleri buraya hazırlamak. Evet. Buralarda hazırlamak. Buradan yani iki tane çıkartıp işte Bayern Münih'te söyledik çıkanlar. O tarzda çıkarsanız sizin karınız olur. Yani atıyorum iki tane topçu size minimumdan bahsedelim 20 milyonu kurtarırsınız.
Çünkü o tarzdaki oyuncuları dışarıda para verip alıyorsunuz. Oraya geliyor rakamlar. Tabii. Kurtarırsınız. Yani burada şimdi şeye dönelim. Icardi olayına. Tabii futbolcuya kalırsa her futbolcu oynamak ister. İğneyle o vitrini kaçırmak istemez değil mi? Mutlaka kim olursa oynamak olsun ister çünkü bir Manchester United'deki bir başarı var. Kopenhagen'de bir başarı var. Oynadığın bütün maçlarda başarılısın. Golleri sıralıyorsun ve Avrupa platformunda takip edilen, zaten bilinen de göstereceği başarı neler olacağını takip edilme durumuna geldi. İyice Icardi neler yapıyor Türkiye'de? İşte geçen sezon ve bu sezon başlangıçları. Ama bir de bunu tabii uzun vadede düşünmek lazım. Evet. Sakatlık, ilk bölümde söyledik yani, o sakatlık noktası çok önemli bir nokta. Bayağı birkaç maça, birkaç haftaya mal olabilir. Olabilir. Bakalım. Bunun en önemli içi de ne Hakan Hoca, bir şey Doktor Yener kararını verecek. Tabii o zaten dün geceden bu yana beraberlerdi sürekli dakika dakika. Öyle en önemli yani, bizler teknik direktörler ona karar veremezsin. Futbolcuya sorarsın sadece nasıl durumun diye. Ama orada en yetkili olan bu konularda işin uzmanına bırakacaksınız. O derse ki hocam tamam oynatalım iğneyle de 20 evet dakika sonra ne olacağı, çünkü çetin geçecek yani maç. %1 risk bile varsa bence tabii bu riske girilmemeli kesinlikle. Çünkü çetin geçecek. Çetin bir gerek maç olacak. Yani. İkili mücadele tamam girmek mecburde. Tam kısa bir atarken ne olacağını bilemiyorsun. Rakip arkadan tamam daldı. Yani Allah göstermesin uzun vadelere gidebilir. Çünkü yapı olarak sağlam bir yapıya sahip. Yani bunu kaybetmemek lazım. Nihai karar bizim, yani ben şimdi bu yola çıkıyorum oradan, bir iki de tabii telefon görüşmeleri de yaptığımız için böyle konuşabiliyoruz. Barış bu maçın santraforu. Olur diyorsun. Peki. Barış'ta şimdi başlayacaklarını düşünüyorum. Ekranda da görüyorsunuz sevgili seyirciler. Florya, Bayern Münih kampı ve Ramspark. Ramspark'ta yönetmenimiz Bora, burada rejide yönetmenimiz Aslı, bütün kameraman arkadaşlarımız, teknik ekip arkadaşlarımız en güzel görüntüleri sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak için emek sarf ediyorlar. Siz tabi burada sadece bizi görüyorsunuz ama kamera arkasındaki arkadaşlarımızın evet da emeğine sağlık. Hepsi şu anda müthiş iş çıkarıyor. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Şimdi Okan Burak'a dün sordular. Vermeyeceğim, zaten çok defa izledik ama size soracağım aynı soruyu. Onur Özkan'la başlayayım. Güzel de bir soru. Ya futbolda hani öyle bir ihtimal yok. Biraz fanteziye kaçıyor işte. Aynen. Hocam dedi orada basın mensupları, bu maç oynanmadan size bir puan verseler kabul eder misiniz? Onur Özkan'a sorsalardı bu soruyu ne derdi? Ben kabul ederdim. Bence Okan Hoca da kabul ediyor. Verdiği cevaptan da bunu çıkartıyorum. Hani hoca yok istemem, ben 3 puan istiyorum demedi. Hoca biraz politik şekilde evet lafı dolandırdı biraz. Biraz top çevirdi. O kadar tecrübesi pası var, attı geri aldı falan, bir berkaç yaptı. Mevki orası olduğu için. Evet yani güzel alver yapar hocam. Ama dediğim gibi hoca da bence kesinlikle. Çünkü şu ifadeyi kullandı. Sizin Bayern Münih'ten alacağınız her puan ekstra puandır. Yani hoca şunu ifade ediyor. Biz planlamada zaten bu maçların karşısına sıfır yazdık zaten. Yani biz planlamamızı United ve Kopenhag maçları üzerinden yaptık gruptan çıkma konusunda. Hoca resmen bunu söyledi aslında. Ya alırsa Galatasaray 1 puan, 3 puan acayip bir iş olur ekstradan. Yani o zaman Galatasaray liderliği bile düşünebilir. Tabii. Ya bugün kazanan bir Galatasaray, bırakın gruptan çıkmayı, acaba grupta lider olabilir miyim sorusunu sormaya başlayacak kendisine. Çünkü United'ı deplasmanda yenmişsiniz, içeride Bayern'i yenmişsiniz. Liderliği düşünebilirsiniz rahatlıkla. Kesinlikle. Ama hoca da, ben onu net bir şekilde o cevabı vermese de anladım ki herkes anlamıştır. Bir puanı herkes ister. Yani şöyle söyleyeyim, Manchester United da Bayern deplasmanına gittiği zaman bir puanı ister maça çıkmadan. Tabii. Dünyadaki birçok takım bunu ister. O yüzden de bunda ayıp bir durum yok. Evet, Mahmut Alparslan'a sorayım aynı soruyu. Ya direkt ben beraberliği de kabul ederim tabii, edersiniz kabul ederim. Şimdi bir de şunun işin farklı bir yönü de var. Belki bu dönem Bayern'i bu şekilde yakalayamazsınız her zaman. Sakatlıklarla boğuşan bir Bayern var. Hmm. Bayern'in en önemli noktası forvette topla fazla buluşturmayacaksınız. Ya ilk hamleyi yapacaksınız veyahut da onlar topa hakim olacaklar, bekleyeceksin. Daldığın zaman geçerler. Yani, çok çabuklar. İşte, yani sözünüzü kesme hocam, kusura bakmayın. Az önce dedik ki yani Galatasaray'ın evet kendi oyun gerçekleri var. Bunu sahaya yansıtmalı. Ama kendi oyun gerçeklerine de Bayern Münih gerçeklerini bir harmanlamalı. Yani benim oyun planım bu, ben bunu oynarım demekten ziyade hem biraz kendi oyununuz hem de Bayern Münih'in gerçeklerine göre
hareket etmek gerekiyor. Mesela Galatasaray'ın Okan Hoca'nın planında en önemli madde nedir? Hani bir numara ne yazar Okan Hoca? Ön alan presini yazar büyük ihtimalle. Galatasaray her maçta gördüğümüz gibi United deplasmanında bile bunu dönem dönem yaptı. Ön alanda basıyor Galatasaray. Siz Bayern Münih'e karşı bunu yaparsanız 3 ihtimal var. Ya bir topu kapacaksınız. Çok zor bu. 2. Ya topu kapmayacaksınız, rakibi bozacaksınız, iyi çıkartmayacaksınız. 3 faul yapacaksınız. 4. şık olursa nedir bu? Bayern çıkarsa eğer sizin presinizden 2 saniyenizde kalenizde pozisyon görürsünüz. Öyle bir takım. İşte o yüzden de Galatasaray'ın bugün biraz bekleyerek, biraz sakin, hani biraz nabız aşağıda olmalı Galatasaray'da. Evet. Ve biraz da Muslera'ya çok iş düşüyor bugün, değil mi? Yani Galatasaray'ın maça tutunabilmesi için Muslera'ya herhalde bugün bayağı bir iş düşecek. Olabildiğince az iş düşürerek, biraz topun gerisine geçerek, biraz sakin, biraz sabırlı, biraz hata kollayarak oynamak çok daha faydalı. Yoksa yani santrale beraber hadi biz coşkulu oynayalım, saldıralım, pres yapalım, basalım. Bu kolay iş değil. Bunu Galatasaray değil, dünyada bir iki takımın dışında kimse yapamaz Bayern Münih'e. O evet. yüzden de biraz akıllı, biraz mantıklı bir oyun planıyla ben hep söylüyorum neden olmasın. Evet, bu olabilir. Arada 15-20 dakika sonra kapılar açılmak üzere, taraftarlar stada girmeye başlayacak. Tabii sadece İstanbul'dan değil, yurt dışından, Türkiye'nin dört bir yanından, az önce değil mi hocam, Zonguldak'tan gelen taraftarlar size mesaj göndermişti. Yolda bizi izliyorlarmış, bizi dinliyorlarmış. Bir kez daha iyi yolculuklar. Sağ salim gelsinler. Sağ salim gelsinler. En önemli olan o. Şu anda heyecan yavaş yavaş doğruğa çıkmaya başladı. Böyle maçlar hep öyle. Şimdi 20 dakika sonra kapılar açılıyor. Onur bahsetti. Ön alan presi. Biz zaten bunları hep böyle konuşuyoruz da. Şöyle Manchester United maçında bir ilk 20 dakikayı bakın. Onu yapmak istediler. Orta saha darmadan oldu. Çok kolay boşluk. İş değil hocam. Kolay iş çok değil. Şimdi bu tarzlarda orta sahayı boş bıraktığınız zaman araya atılan toplar hep pozisyon oldu. Aynen. Ve burada 10 maçta Boye ve Sanchez'in mükemmel kademeleri vardı. Ve bir iki pozisyonda da Angelino. Angelino mesela pres yaptı ilk gol. Yanlış bir pres, oradan gol yedi Galatasaray. İşte onu Beşiktaş maçında da aynısı oldu. Aynen. Yani. Çünkü orada Zaha'nın çıkması, çok erken çıkması Beşiktaş maçında öyleydi. Öbür tarafta çok lüzumsuz bir alanda prese gittin. Bu adamlar 3 pasta iniyorlar. 3 pasta gole gidiyor. İptal edilen gole bak. Orada Manchester'da. 3 pasta pat, golle buluştu. Onun için öndemi çok basarsınız. Hadi diyeceksiniz ki işte Mertens'in penaltı pozisyonu o şekilde oldu. Orada Onana'nın saçma sapan kullanması, bunu bizler de yapıyoruz. Dikkat et, lig takımlarımızda alakasız orada oynamaya çalışıyorsunuz. Pat bir top kaybı. Sırtınız dönük. Dönük adama top atarsınız orada. Gidersiniz, basar bir şey olur. Bir topun üzerine basarsınız. Golle neticelenir ve hatta penaltıyla. Burada önemli olan orta sahi. Kalabalık tutup Galatasaray'ın oyunu Manchester'daki 20. dakikadan sonraki oyun olacak. Şimdi, Beşiktaş maçı da öyle oldu, pardon. Evet, Beşiktaş maçı da aynı şey. Dikkat et, hep uzun toplarla oynadılar. Hep uzun toplarla. O zaafları da tekrar vurgulayayım. Eğer Zaha'yı iyi kullanırlarsa Zaha geniş alanda çok iyi işler yapar. Karşısındaki oyuncu da bence elverişli. Laimer oynayacak. İşte Laimer tamam, onlar pozisyon bilgileri falan farklı. İşte nasıl girecek, atletizm nasıl ve ama çabukluk olarak. Manchester maçında da gördük. O boş alanlarda çok iş yapıyor. Aynen. Dar alanda da tamam, çalımı fazla iyi, güzel aktivite ama sıkışmalar fazla oluyor. Burada Yasin işte her en büyük avantajı tekrar vurgulayalım. O ikilinin arasına atılıp arkadan kaçacak oyuncular. Burada da Kerem var. Barış devamlı depresi oluyor. Yani çok basit top kaybetmemek lazım böyle takımlara karşı. Onlar da hemen sizin sahanıza iniyorlar. Evet. Şimdi hocam bir minik parantez açayım. Bakın her şey çok güzel. Görüntüler çok güzel. Heyecan dorukta. Hava güzel derler ya, zemin güzel. Galatasaray derbiyi kazanmış. Manchester United'ı yenmiş. Ligde 9'da 8 yapmış. Fenerbahçe 9'da 9 yapmış. Avrupa'da 8'de 8, 17'de 17. Hala bakıyorum maç öncesi, şu maç öncesi Galatasaraylı bir yönetici çıkıyor, açıklama yapıyor. Fenerbahçe'nin 9'da 9 yaptığı lig maçı sonrası Fenerbahçeli bir yönetici çıkıyor, açıklama yapıyor. Bilmiyorum, ben bu konuyu hiç şu anda gündeme getirmeyeceğim. Bu konuyu bu programda konuşmayacağız. Bence artık taraftarlar nezdinde de çok fazla karşılığı yok. Bir işte Twitter'da, sosyal medyada işte kavga etmeyi seven, biraz böyle kaostan beslenen insanlar dışında
Şu anda Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler çok mutlu. Yani normal insanlar çok mutlu. Bırakın biraz futbolun tadını çıkarsınlar. Yani lütfen rica ediyorum. Şu anda müthiş bir gün. Yarın Fenerbahçe Avrupa maçına çıkacak. Beşiktaş Avrupa maçına çıkacak. Galatasaray dünya deviyle oynayacak. Bakıyorum şu anda bir anda Galatasaraylı yönetici bunu dedi. Fenerbahçeli yönetici ona bu cevabı verdi. Hani bilmiyorum, bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Ama ben özellikle bence bu konuyu asla açmıyorum. Söylemeyelim ki futbol dışı söylemeyelim. Karşılığının olmadığını artık biraz insanlar algılamaya başlasın. Aynen öyle. Yöneticileri de aynı şekilde. Zaten aslında diyorlar ki evet biz konuştuk, gündem oldu bakın. Yani burada bize de görevli. Bakın isim aslında de vermedim. Aynen. Yani ne iki taraftan da, hiç üç taraftan da isim de vermiyorum. Onların bence da söylemlerine, basın toplantılarına, televizyona çıkmalarına da kale almayacaksın. Spor medyasına evet, önemli bir görev düşüyor burada. Yani girmemek lazım. Esasında büyük camiaların çıkıp da yöneticileri bu tarzda konuşmalara girmemesi lazım. Tam da Şampiyonlar Ligi maçı öncesi. Gereği yani. Ne gereği var ya? Biz hissi bir toplumuz. Hissiyatımızla yaşayan bir toplumuz. Realiteyi göremiyoruz. Görmek istemeyiz. Rakiplerin senden üstünlüğü, aşağılığı falan onlar farklı bir şeyler. Kreatif oyuncuları ne kadar var? Oyun düzenleri ne kadar? Buralarda bunlar konuşulması evet, lazım. Yöneticilerimiz de bunları konuşması lazım. Aklıma ne geliyor ama biliyor musunuz hocam? Ama futbolun içinden çok fazla gelmeyenler olduğu için. Tamam. Biliyor mu acaba bunu? Şimdi yani aklıma ne geliyor biliyor musunuz hocam? Siz benden çok daha tecrübelisiniz bu futbol camiasında. Şu anda kim ön planda? Okan Buruk, İsmail Kartal, futbolcular, Galatasaraylı yıldızlar, Fenerbahçeli yıldızlar hepsi ön planda. Yöneticileri kimse konuşmuyor. Ama konuşmaları gerekiyor. Konuşturmaya mı çalışıyorlar? Ön plana mı çıkmaya çalışıyorlar? Yani aslında hepsini kastetmiyorum. Çobak mı sokacaksın yere? Onlar kurcalayacaklar işte diyorum ya. Kurcalayacaklar. Hepsini kastetmiyorum ama biraz o göreve gelme sebepleri de bu. Birçoğunun. Popülerizm nasıldır? Eyvah çok fazla saha ön plana çıktı. Biz biraz tabii ön plana çıkalım mı diyorlar. İsmimizi yani kimse duymuyor bizim. Popülerizm nasıl bir şeydir? Gelirsiniz hiç tanınmazsınız. Ancak böyle üst seviyedeki toplu gruplara geldiğiniz zaman takımlara ön saflarda olursunuz. Bir de futbolda size verdilerse onun içindeyseniz eyvah her gün medyada olmak istersiniz. Ama bu sizin futbolunuzu, saha içini, saha dışını, futbolun genelden bahsediyor. Burayı bilmeyen kişiler çok var bu tarzda. Hı hı. Ondan sonra kalkıyorsunuz mikrofonu uzattığınız zaman işte taktik, teknik bilmem ne oyuncu bazında anlatmaya çalışıyor. Yani sorsanız belki Ronaldo, Messi bir iki topçunun haricinde kimseyi bilmezler. Yani dünyada zaten bizdeki yöneticilik örneğinin benzeri yok. Yok tabii. Yani. Orada profesyoneller ben var. Ben mesela atıyorum Chelsea'nin hani başkanını mesela tanırsın da as başkanı, basın sözcüsü, futbol direktörü hani vardır. Bu kadar tanındığını, futbol, konuştuğunu futbol zannetmiyorum. Futbol direktörü vardır. Tarafı. Mikrofon ona uzatılır. O konuşur her şeyi. Profesyoneldir o da bir kere. Her şeye hakimdir. Senelerden beri burada anlatmaya çalıştım. Gene de çalışayım. Gene de anlatayım. Başkan, yönetici, yöneticiler farklı bir işe bakarlar. Ekonomiklerine aynen, farklı bir insanlar bakar. Futbol farklı bir insanı getirirler. Ben gelmişimdir futbol direktörü olarak. Yönetim demiştir ki tamam sana 20 milyon transfer. Vaatte 50 milyon transfer senelik. Hocanı da alacaksın, ekibini kuracak her şey. Bu şekilde gider. İşte Bayern Münih, niye Bayern Münih? Niye Ajax, niye Ajax? City, Liverpool. Bakın biraz Wolfsburg atıyorum. Örnek ver, Braga. Niye bunlar bu şekilde hep düzenli gidiyorlar? Ya biz zannediyoruz ki sadece saha içinde doğruları yapıyorlar. Tam tersi. Tam saha tersi. Dışında doğruları yaptıkları esas için. Esas orası adam... Sportif direktör senin yardımcını alıyor, kendi yardımcısını alıyor. Scout ekibini kuruyorsan kendisi kuruyor, kendisi getiriyor. Onlar bir senelik falan değil, üç aylık da değil. Uzun vadeli gidiyorlar. Altyapı koordinatörü farklı, işlemler farklı. Ve onlar her başkan, her yönetici veya da her senede değişmiyor. 10 senelik falan süreçler gidiyorlar. Yönetimlerden bağımsız ve kimse tabii, alanına da müdahale etmiyor. Onlar herkes işini yapıyor. En sonunda, sezon sonunda raporlamalar gelir. Hedefiniz nedir sizin, ne düşünüyorsunuzdur? Ben takımı kurarken ilk üçüncü kuruyorum. Burada şampiyon da olurum, üçüncü de olurum. Üçün altına düştüğün zaman hesap veriyorsun. Hedef bellidir burada. Şimdi Leipzig. Leipzig'i kurdukları zaman hedef 5 sene zarfında Bayern Münih'in egomanyasını götürmekti. Oldu mu? Olmadı. Olmadı. Demek ki hedef tutmadı sizin. O yaptığınız transfer ama çok da oyuncu sattın. Red Bull. Kurduğu zaman ne diyor ki ben buralara gideceğim, Şampiyonlar Ligi'nde devamlı olacağım. Hedefler o. Doğru. Hedef oyuncu doğru satmak. Başarılı mı? Başarılı. Bizde bu yok. Bizde
Her takımımızın, bilhassa büyük takımlarımızın hepsi şampiyon olur. Şampiyon olmadığın zaman başarısızsın. Hedefler burada gidiyor. Hı hı. Geçen sene Bayern son maçta şampiyonluğu aldı. Manchester City'nin aldığı gibi ilk ayın pozisyonunda. Evet. Geçen sezonda Bayern son dakika Dortmund evinde kaybetti Mainz'a. Herkes oynasan yanmıştın abi. Bayern de 89'da attı. Musiala'ydı değil mi? Evet. Musiala'nın golüyle. Ama ne bak, futbol işte bunlar. Olaya farklı bakıyorlar, biz farklı bakıyoruz. Yani bizim yönetici vazımız çok farklı. Kulüplere artı değer katmak kadar biraz da kendi CV'lerine artı değer katmayı düşündükleri için böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Tabii, CV'de biz kişi odaklı yaklaştığımız sürece olaya bunları hep yaşayacağız. Tabii zaten. Şeyde sen çok doğrusunu yaptın, ne isim söyledin, ne bir şey söyledin. Bu polemiklerden olabildiğince uzak durmamız gerekiyor. Şeyde çok kulak veriyorlar, oraya da çok sosyal medya çok sosyal medya zaten acayip bir yer. Maalesef çok yönlendiriyor. Orada bir artık ya kulak tıkayacaksınız veyahut da sizin abi karşılıklı ama hocam sosyal medyanız çok güçlü sosyal olacak. Sosyal medya yönetimleri yönlendiriyor. Yönetimler de sosyal medyayı yönlendirmek istiyor. Karşılıklı bir şey var burada. Ya oraya girdiğiniz zaman da kaybeden taraf her zaman olur. Siz oluyorsunuz. Yani işi uzun vadeli düşünmek lazım. Başkanlar nezdinde de o şekilde. Bir sezon kötü gittiniz. Bu sizin takımınızın kötülüğünden falan da o sezon kötü gittiniz. Tutmadı. Yaptığınız transferler tutmadı. Hocayla anlaşmanız tutmadı. Bunlar Avrupa'da da yaşanıyor. Ama planı tutmadıysa yeni sezon planı hemen yapacaksın. Şimdiden yapacaksın. Öyle başkanı gönder, onu gönder, hocayı gönderle değil. Hı hı. Tutmadı mı tamam biz bu harcama yaptık ama demek ki benim nerede eksiklerim var burası. Yeni sezon planı şu andan itibaren başlayacaksın. Ama bizde Temmuz geliyor daha hala oyuncu alacağız. Hazır değil maçın ortasına gelmişsin. Evet. Hiçbirisi tutmuyor. Yani bugün tabii bunun konusu değil. Bugün Galatasaray Bayern Münih. Bütün aynen. Türkiye'nin, Avrupa'daki Türklerin hepsinin odaklandığı. Tabii, gurbetçiler için de çok büyük önem taşıyor değil ya mi hocam şu anda? Ya ben yaşadım kardeşim bir mağlup olduğun zaman millet dalga geçiyordu seninle. O dönemler. Evet. Galip geldiğin zaman da göğsünü kabara kabara ediyordu. Ben bir Neuchâtel maçı vardır hatırlar mısın? Neuchâtel Samax. Neuchâtel 5-0 mağlup olduk. 3-0. 3-0 mağlup olduk. O maçtayım. Orada İsviçre polisinin yapmadığı kalmadı. Hmm. Rövanşla buraya geldim Almanya'dan. Abi 5-0 gözlerim ağladım ya. Ne maçtı hocam o ya? Ya. Yani orada gittiğin şimdi zaman... Şimdi bile gözlerin doluyor hocam fark ediyorum. Hatırlıyorsun onları. Gittiğin zaman o bayrakla gidiyorsun. Türk bayrağı. Galatasaray bayrağını falan bir tarafa bırak. Beyaz forması. Evet. Evet. Milli takımı aslında biraz da yani çok farklı abi. Bu biz tabii dedim ya hissiyatımız da Almanları da Almanlar bugün mağlup olsa hiç umurlarında değil abi. Ya nasıl olsa ben mağlubum. Benim diyor gidişatım belli. Ama biz her şeyimizi sadece bir iki maçı endekslediğimiz için buraya olayı biz o şekilde bakıyoruz. Evet. Şimdi hani hücum hattını konuştuk. Biraz savunmaları, kalecileri falan konuştuk. Orta sahaları da bir konuşalım. Şimdi Galatasaray'da Okan Buruk son haftalarda şöyle bir çözüm buldu. Torreira'nın yanına Kaan Ayhan. İşte Manchester maçı, derbiler vesaire orada bu şekil bir tercihte bulunuyor. Herhalde yavaş yavaş o da oturdu. Yani Endombele tam adapte olana kadar bir de zaten 8+3 kuralı var. Olabilecek biraz böyle gidecek. Sanki. Durmuyor mu diyorsun? Uzun sürecek o. Yani benim düşüncem Bayern maçında hani hazır olması ve oynaması şeklinde. Ki Antalya maçında da milli aradan önce... Hı hı. 60 dakika oynamıştı. Evet. Planlama bu şekildeydi. Yani milli arada şunu düşündük. Üstüne koyacak Endombele. Daha iyi duruma gelecek. Ben derbiyi tribünden izledim. Oyuna girdiği andan itibaren çok büyük bir hayal kırıklığı. Yani hani bazı YouTube videoları vardır Onur. Hani 0.50'ye getirsin hızını. Evet. Ağır ilerler. Yani her hareketi ağır çekim. Dönmesi, topu alması, koşması. Evet biraz çok ağır. Enteresan. Yani beni... Açıkçası endişelendiren nokta şu, oyuncu hazır değil dersin, beklersin. Sanki o Endombele'yi Endombele yapan tüm atletik özelliklerini kaybetmiş gibiydi sahada. Yani öyle çok... ağır bir sakatlığı da yoktu yakın zamanda. Hani neden acaba yani? Bilemiyorum. Yani o kilo almış bu net. Evet. Performansını göremiyoruz. Ya bu kilo almış bu net. Ama görünen o ki sanki Galatasaray devre arasında yeniden bir 8 numara arayışına girebilir. Çünkü girer mi diyorsun? Görüntü o. Yani... Torreira'nın yanında Kaan Ayhan. Evet. Kaan gerçekten de beklentilerin çok üstünde oynuyor. Belki hocanın en büyük şanslarından biri Kaan Ayhan oldu bu sene. Hiç hesapta yokken o bölgede birden Kaan Ayhan çıktı ve hocanın inanılmaz elini rahatlattı. Ama yapısal bir problem var Galatasaray'ın merkezinde ve ileri hattında.
Ne bu problem? Oyunun iki yönünü oynayan futbolcu sayısı çok az Galatasaray'ın. Hmm. Ya oyunun savunma yönünü oynuyorlar, bu sezondan bahsediyorum, ya hücum yönünü. Şimdi bakıyoruz, ileri uç çok tehlikeli, çok korkunç. Zaha, Tete, Icardi, Kerem, Mertens, Ziyech, korkunç bir hat bu. Zaten Galatasaray'ın pozisyona girme sıkıntısı da yok. Ama bu oyuncularla siz oyunun iki yönünü oynayamıyorsunuz. Ha, oynuyorsunuz belli bir bölüm, 60'tan sonra piliniz bitiyor, oyun düşüyor. Kopenhag maçı, Beşiktaş derbisi bunun en net örneği. Merkeze gelelim. Torreira, Kaan savunma anlamında müthiş katkı veriyor. Ama onlar da takımı ileri çıkartamıyor. Sırf savunmayı yapıyor onlar da. Şimdi bu yapısal bir sorun. Ha, Galatasaray mevcut kadrosuyla çok iyi bir kadro isim olarak şampiyon olabilir mi? Olabilir. Şampiyonlar Ligi'de gruptan çıkabilir mi? Çıkabilir. Kura şansıyla birazcık çeyrek final oynayabilir mi? Oynayabilir. Ama bu yapısal sorunlardan dolayı hani o istenen, beklenen dominant oyun var ya, bunu hem maç genelinde hem sezon genelinde istikrarlı şekilde oynaması çok zor Galatasaray'ın. Çünkü orada oyunun iki yönünü oynayan bir 8 numarası yok takımın. O zaman devre arasında bir mutlaka transfer gözüküyor yani. Gözüküyor hani Ndombele konusunda hocam da mutlaka derbi izledi. Yerinde izlemiştir. Yani ben umutluydum. Şu anda tamamen umutsuz durumdayım Ndombele ile alakalı. Şimdi orada en büyük sıkıntı, biz tabii hep Torreira üzerinden gidildi ya. Ama Avrupa piyasasında, Avrupa takımlarında bu tarzda oyuncu yok. Sadece oralarda oynuyor. Oyunun tek yönünü oynayan yok, bulamazsın. Biz yani hep böyle 6 numarayı takılıyoruz. 6 numaranın özelliklerini bilmiyoruz. Bitti artık o işler. Eğer sen çift yönlü oynayamıyorsan oralarda değilsin. Hmm. Yoksun. Almazlar seni yani. Bu tarzdaki takım vardı ama kimin içi seyredeceğiz bugün nasıl oynayacağını. Zaten o, da, o yüzden o Arsenal'den o seviyeden buraya düştü. Hem zaten Arsenal hem Fiorentina. Tamam, o biraz daha önde oynayabiliyordu Fiorentina'da. Biraz evet, daha çıkıyordu ama takımın oyunu. Herkes orta sahada hücum oynuyor. Evet. Neden sezon başında burada transferler olurken belki önlü şansı var. Parades, parades, parades. Verin fazlasını, verin parades alın. Evet. Olmadı Fred'i alın. İşte, bak Fred gözünüzün önünde. Hani 6 numaralar güçlü. Fred olsa şu takımda Galatasaray'da. Bak Fred'i gözünüzün önünde alın. Ne tarzda bir oyuncu Avrupa istiyor? Ki onun üzerine bulmuş ki Manchester United gönderiyor. Sahanın tamamını kullanabiliyor. İşte olaylar bu. Biz bir takmışız 6 numara. 6 numara Torreira gibi. Yok öyle bir şey. Öyle olduğunuz zaman Kaan mesela, Kaan herkes. Kaan zaten menşei o. Burada da defalarca anlattım. Gene de anlattım. Yetişme yeri orta saha. Orta saha, evet doğru. Altyapıdan başlamıştır. O şekilde oynamıştır. Düsseldorf'taydı galiba değil mi hocam? Orada Schalke. Yani Düsseldorf. Düsseldorf şeyde sonra. Düsseldorf'ta stoper oynattılar. Evet. İlk mesela bize karşı sağ bek oynadı. İlk maçıdır Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın 3-2 indiği maçta. Yani menşek ortası ama bu belki sizin liginizde yeter. Avrupa Ligi'de veyahut da Avrupa'nın üst seviyedeki takımlar, aynen, için yeterli olmuyor. Biz burada götürüyoruz bunu. Demek oluyor ki bundan sonraki planlamanız Ndombele falan tarzında değil. İşte Parades tarzında, Fred tarzında. O tarzda bir oyuncuları bulup getirmeniz lazım. Ndombele'nin profilinde aslında hocam sorundan yok. Yani Ndombele bildiğimiz Ndombele olsa oynar oyunun iki yönünü. O bildiğimiz Ndombele 3 sene önceydi yani o. İşte o, yani sıkıntı oyuncudan yani, ziyade, profilinden ziyade kendisinden kaynaklıyor. De, şimdi mesela geçen sezonda takım içindeydi, takımlarla antrenmanlarda, sezon gittikten sonra herhalde A takımda idmanları almadılar veyahut da rezerve takımına gitti. Orada da o psikolojik olarak oraya düşüşten dolayı bekleme süreci de var, transfer ne olacak. Demek ki ana kadro 25 kişilik kadro veyahut da 30 kişilik kadro alınmayıp öbür de bilemiyoruz şimdi onun sezon başındaki antrenmanlar başladıktan sonra Ndombele'nin çalışma tarzını. Çünkü o da geç geldi. Şimdi Galatasaray'da tabii en büyük handikaplar hep söylendi, burada konuşuluyor. Sakat oyuncular, yorgun oyuncular, Adeli yorgun oyuncular, Zaha gibi sakatlar, işte Ziyech gibi, Ndombele gibi. Burada bir tek hazır gelen, tek hazır transfer evet, Sanchez. Bir maçta aldı formayı. Vay be dedir. Ama alır adam. Yani. Adam şimdi şöyle bir bak. Evet. 6 sene yanılmıyorsan Tottenham'da. Ama şurada yani Davinson biraz daha kısa. Davinson ya 4 ya 6 oynamadan şey geldi. Yani efendim? Tottenham'ın hiçbir hazırlık maçında forma giymeden geldi Davinson. Ama şey neden? Değil. Evet. Kadrodaydı. Tamam, hep kampa kadrodaydı, götürüldü. Maç kadrolarında yani, oldu. Sadece milli maçlarda oynadı demek o dönemde. Demek ki hazır, onun oyuncunun dışında, bireysel olarak da kendisini hazır tutması tabii gerekiyor. Bireysel olarak mı? Şu var. Şuraya da es geçmeyelim. Maç kadrolarında hep oldu. Oldu evet. Hep oldu. O maç kadrosunda olmak ne demek? Demek ki her gün idmandasın. Her gün idman yapıyorsun. Hı. Devamlı takımla birliktesin. Takımla birlikte olmadığın zaman işte Ndombele gibi oluyorsun.
Bütün herhalde sıkıntılar onlarda. Toparlanması biraz zor gibi gözüküyor. Kerem Demirbay baştan hoca oralarda oynatmaya çalıştı. Oranın hiç olmadı oyuncusu. Başka bir oyuncu Kerem. Olmadı ki orada. Yani, Kerem Demirbay bak. O da elinden geleni yaptı hocam. Yaptı da bak Kerem Demirbay. Açsınlar baksınlar şimdi anlatmanı fazla. Aynen. Dortmund'daki olayları. Dortmund tabi biz 10 numara diyoruz ya. Orada oynan. Oradan Hamburg'a gitti. Hamburg bunları solda oynattı. Sol dışta oynattı. Sol açık gibi oynattı. Ondan sonra tekrardan mevkine. En iyi fırladığı yer, zirve yaptığı yer Düsseldorf. 10 numara. Hücuma dönük. Yani forvet arkası diye hitap edilen. Yani biz dinamik oyuncuları daha çok seçmemiz lazım. Daha çok arayıp bulmamız lazım. Sadece teknik kapasite. Teknik kapasitesiyle birlikte o dinamik oyuncuları. Evet. İşte bunlar senin rakibinin önünde görüyorsun. Bize gelenlerden biz olacağız. Zaten Avrupalılar farklı. Onları 22 yaşında olur, 20 yaşında olur, 23 yaşında olur ama illaki biz 30'luklara bakıyoruz. Onları alma gücümüz yetiyor. Önceden keşfedip bulup getirmek lazım. Var, evet. Çok var oyuncu var. Peki şimdi içeriğimiz zaten sohbetimiz, ekranımız hepsi bu şekilde zaten kalacak. Bir 10 saniye çok kısa bir sıcak haber var. Fenerbahçe Kulübü Futbol Federasyonu'na Erman Toroğlu'nun yayında yaptığı bazı açıklamalarla ilgili başvuruda bulunmuş. İşte demişti ya VAR kayıtları Cüneyt Çakır'ın elinde, evet, var vesaire bazı iddialar. Onlarla ilgili Fenerbahçe'den bir açıklama gelmiş. Onu da sıcak haber olarak söyleyeyim. Şimdi hocam Galatasaray'ın yedek kulübesine de baktığımızda bugünkü maç için muhtemel 11'in dışında kalan isimler. Ziyech, Mertens, Kerem Demirbay yani... Şöyle bir orta saha başka bir takımda olsa o takımda şampiyonluğa oynar. Kulübe de çok güçlü. Stoperinizin yedeği Nelson. Hani birçok mevkide değil mi Onur Özkan? Yani Galatasaray'ın yedek kulübesi de çok zengin. En önemli orada, evet, iki tane oyuncu var. Mertens de Ziyech. Şimdi dikkat et, Manchester United'da da Mertens'in sonradan girdiği zaman oyuna hakim oldunuz. Topun, evet, seyri farklı oldu. Top sizde kaldı ve pas dağıtımı fazla oldu. Bu sefer o uzun toplara gitmediniz. Daha çok topu Mertens'le buluşturup Mertens'le... İşte onun için işte bunlar çok farklı oyuncular. Böyle oyuncuları genç zamanlarında kapabiliyorsanız size çok çok iyime kazandırır. Dikkat et şimdi Manchester United'e girdikten sonra Galatasaray'ın oyunu nasıl değişti? Uzundan ziyade Mertens'le buluşuyor, pat diye bırakıyor. 3 yaş genç olsa Mertens şu anki Galatasaray'da ya, yani çok çok korkunç bir etki yaratırdı. Ben onu mesela hep şeyde mesela o seviyede değil mi? Bir Selçuk İnan yok Galatasaray'da. Bunu gerçeği vurguladım ben. Selçuk'un prime dönemi. Selçuk İnan, evet, yok Galatasaray'da yani. O geldiği dönemde. İnanılmaz skor katkısı değil mi hocam? Abi, goller, asistler. Ya sen onu canlı maçta biz Şampiyonlar Ligi'nde beraber çalıştık Selçuk'la. Çalışması, antrenman temposu, oyun temposu, hı hı, oyunu algılaması hakikaten çok enteresan. Son dönemde öyle bir oyuncu çıkmadı. Biraz işte İsmail yaklaşmaya başladı. Ama evet, o oyun farklı. Şimdi hocam bir şu VTR'yi de girelim. Devam edeceğiz zaten. Daha 1,5 saat vaktimiz var uzun uzun. Bayern Münihli taraftarlar, Alman taraftarlar Taksim'de olay çıkarmıştı. Programın başında da değinmiştik. Bununla ilgili haberimiz hazırmış. Bir ekrana getirelim. Evet, istenmeyen görüntüler derler ya. Tabii ki istemiyoruz böyle görüntüleri ama işte oluyor bazen. Futbolda böyle şeyler var. Biraz fazla kaçırınca da Alman taraftarlar herhalde o yüzden böyle bir şey ortaya çıkmış. Biraz da ülkelerinde yapamıyorlar. Caydırıcılık, cezalar orada çok fazla. Orada biraz kedi taraftarlar. Evet. İngiliz taraftarlar da öyledir mesela. Ya, burada da aslında sonradan kedi oluyorlar da hani başta böyle bir aslanlaşalım diyorlar ama yapmamak lazım. Şiddet her zaman, aynen, karşıyız. Her gittiğiniz ülkenin parametrelerini çok iyi bilmeniz lazım ki Almanlar da Türkiye'yi en iyi bilenlerden bir tanesi. Ama gene de işte durmuyor. Evet. Su. Yani. Farklı. Evet. Neyse şimdi en azından biraz ortalık sakinleşti. Birazdan Bayern Münih taraftarının da stada giriş yapmasını bekliyoruz. Zaten stadı görüyorsunuz tepeden her noktayı drone'la yani televizyonculuk tabirle drone halk arasında uçan kamera flycam'le gösteriyoruz. Zaten taraftarlar girmeye bakayım başladı. Evet 3 dakika önce kapılar açıldı. Galatasaray taraftarı girmeye başladı. Bayern Münih taraftarı birazdan stada alınacak. Ve takımlar da birazdan hareket edecekler. Bayern Münih'in kampından
takım otobüsü ve Florya tesislerinden Galatasaray'ın takım otobüsü hareket etmek üzere birkaç dakika sonra. Evet, şu anda bakıyorum galiba otobüse doğru hareketlilik evet. de var. Galatasaraylı futbolcular, işte teknik ekip, malzemeciler, daha sağlık değil. Ekibi. Daha değil. Değil mi? Otobüs buradan şeye geçecek, ana binaya. Şu anda altyapının olduğu yerde. Orada? Şu anda orada park etmiş halde. Evet. Erol alacak onu Feyyaz. Evet. Otobüs şoförü götürecek. Peki. Çantalı biri otobüse doğru gidince ben de bir anda dedim Şampiyonlar Ligi müziği çaldığı zaman o stattaki atmosfer, ya o müziğin evet. tılsımı, yani büyüsü mü diyelim evet. ne diyelim? Aslından rica edelim mi? Arada bize de sürpriz yap Aslı böyle Şampiyonlar Ligi müziğini. Geçen de geldi. Arada ben zaten havamızdayız da daha da böyle bir havaya girelim. Ben çok menajerlik oyunu oynuyorum. Geçen menajerlik oyununda takımım Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor. Marş çaldı maçtan önce. Ya böyle bir silkindim böyle, hani önümü ilikleyip böyle bayağı kalkasım geldi. Öyle bir müzik yani. Sen de oyun konsolu oynuyorsun o zaman. Ben çok oynarım. Osayi Samuel gibi. Hoca hoca o da çok oynuyormuş ya hocam. İsmail Kartal. Maç izlerim ben de. Geldi müzik. Aslı. Peki. Aslı'ya çok teşekkür ediyoruz. Duydunuz müziğin sesini. O halde şöyle yapalım. Sesime geldi. Vallahi çok güzel. Bak, Şampiyonlar Ligi'nin logosu, müziği, atmosferi hakikaten bambaşka sevgili seyirciler. O nedenle artık maçın başlamasına da 3 saatten az bir süre kaldı. Tüylerimiz böyle diken diken oluyor. Bir ara verelim. Çok tempolu gidiyoruz. Saat başında yine bağlantılarımız olacak. Artık iyice maçın atmosferini yaşamaya başlayacağız. Ayrılmayın. Spor gündemi devam ediyor sevgili seyirciler. Artık maçın başlamasına 3 saatten az bir süre kaldı. Saatler 16.59. Şampiyonlar Ligi müziği şu anda A-Spor stüdyolarında çalıyor. Ve birkaç saat sonra Galatasaray'ın stadında Rams Park'ta çalacak. Ve Bayern Münih taraftarı bildiğimiz kadarıyla yavaş yavaş stada giriş yapıyormuş. Galatasaray taraftarı 15 dakika önce stada giriş yapmaya başladı. İşte canlı görüntüler sevgili seyirciler. Hem Galatasaray taraftarı hem Bayern Münih taraftarı maça girmeye başladı. Tabii Mahmut Alpaslan ve Onur Özkan da bu akşam maçta olacaklar. Sakıncası yok değil mi söylememin? Değil mi? Yok. Tüm sürprizi bozdun. Tüm Türkiye'sini bekliyordu. Aynen. Evet. Onur Özkan, şimdi bir iki saat sonra orada olacaksınız. Hava da güzel. İmrendim size açıkçası. Yani gerçekten hava, hani bu ayda böyle bir hava yakalamak gerçekten evet. de hani neredeyse şans. Kasım geldi, havaya bak. Kesinlikle. Derbi maçı da böyleydi akşamı. Son derece doğru. Sıcaktı hava. Biz ceketleri falan çıkardık hatta tribünde. Umarım maç da güzel geçer. Bir kere futbol sever olarak söylememiz gerekiyor. Güzel bir maç olsun. İki, tabii ki Galatasaray'ın istediği sonucu aldığı bir maç olsun. Maçın sonunda mutlu bir şekilde ayrılalım stattan. Bir kere şu çok net. Futbol oynamaya çalışan iki takım bugün bir araya gelecek. Bu şu anlama geliyor. Güzel bir maç olacak kesinlikle. Kesin olur. Bol pozisyonlu, belki bol gollü, heyecanlı, aksiyonlu bir maç olacak. Galatasaray United deplasmanındaki maça benzer bir maç bile olabilir yani her anlamda. Biraz daha farklısı olabilir. Skor da benzer inşallah. İnşallah tabii ki. Tek evet. dileğimiz. Stat'tan iki görüntümüz var. Bir stadyum girişi, iki Rams Park havadan görüntü ve Florya. Florya Metin Oktay tesislerinin kapısı bu ön taraf var. Birazdan açılacak. Yoksa. Tabii oranın mimarisini, içini, dışını Mahmut hocamız çok daha iyi biliyor. Anlat hocam. Öbür tarafa arka tarafta o altyapının falan girdiği yer tesis. Araba buradan çıkmaz herhalde, öbür taraftan çıkar. Evet. Burası pek az kullanılıyor. Tabii orada da yavaş yavaş taraftarların da toplanıp bir uğurlama yapmasını da bekliyoruz. Gerçi hafta sonu olsa bayağı taraftar olurdu. Hafta içi olduğu için şimdi daha çok insanlar çalışıyor. O nedenle biraz orası da boş kalmış. Gidebilen hemen maça yetişmeye çalışacak. Tabii o da var. 19.45 işten çıkacaklar için de biraz problemli bir saat değil mi? Yani 6-6.30 gibi işten çıksanız maça yetişmek trafik için biraz problem yaşayabilirsiniz. Aynen. Bizler için güzel saat.
spor medyası için. Evet. 21.45'ten ziyade 19.45. Özellikle senin gibi gazeteciler için değil mi? Yetiştirmek adına. Yetiştirmek adına eve gitme saati anlamında. Tabii. Bizim her tercih anlamda ettiğimiz saatler bunlar. Ama tabii ki taraftarların dediğin gibi stada ulaşması ya da evinden izleyecek olanların evine ulaşması. Yoğun bir trafik olacak çünkü orada yol kapatılıyor güvenlik anlamında. Hı hı. Stada giden yol kapatılacak. Tabii ki orada bir yoğunluk olacaktır kesin. Şimdi biz de 18 gibi hareket edeceğiz. Buradan gideceğiz. Hani büyük ihtimalle belki ucu ucuna yetişeceğiz maça. Sen çünkü maçtan sonra gelirsin. Aman hocam yapmayın. Maç baştan öyle gelir. Ya yani yoğun bir trafik olacak. Baksana burası kesin. Şu anda zaten belli. Burası ne taraf? Yukarıdan gelen yer. Taraftar, stadyum girişi. Evet, bir gidelim bakalım bağlantı noktalarımıza. Olayın merkezlerine bir gidelim. Florya Metin Oktay tesislerine hemen uzanalım bize. Engin Can Çelik oradaki son durumu aktarsın. Takım ne zaman çıkıyor? Söz sende. Onur, teşekkürler. Florya Metin Oktay tesislerinden iyi yayınlar dileyelim. Takım otobüsü yaklaşık bir yarım saat sonra, 20-25 dakika sonra çıkacak. Florya Metin Oktay tesisleri çevresinde taraftarların geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Bir önceki yerine göre taraftar hareketliliği daha çok yaşanıyor burada. Herkesin merak ettiği soru Mario Icardi'ydi. Mario Icardi iğneyle, ağrı kesici iğneyle ilk 11'de oynanacağı planlanıyor. Florya Metin Oktay tesislerinde taraftarların ve güvenlik güçlerinin anlayan buraya geldiğini söyleyelim. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı sizlere şu an taraftarı ve polis güvenlik güçlerini gösteriyor. Takım otobüsü 17.15, 17.20 gibi çıkışı planlanıyor. Bizler bir önceki yayında A kapısındaydık. Şu an B kapısına doğru geldik. Çevik Kuvvet ekibiyle beraber, güvenlik güçleri ekibiyle beraber eskort eşliğine Rams Park Stadyumu'na doğru hareket edecek Galatasaray takım otobüsü. Yaklaşık yarım saat, 30-35 dakikalık bir seyahat süresi olacak ve Rams Park Stadyumu'na girerken o coşkulu atmosferle, tezahüratla karşı karşıya ritüel haline gelmiş tezahüratlarla beraber stadyuma giriş yapacak. Erden Timur da burada. Yaklaşık 1-2 saat önce Galatasaray AŞ Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da Florya Metin Oktay tesislerine geldi. Galatasaray'ın Yener İnce, doktoru Yener İnce de buraya geldi. Öğlen saatlerinde Lukas Podolski de gelmişti. Eski takım arkadaşlarına başarılar diledi. Galatasaray Store'da bir alışveriş yaptıktan sonra tekrardan Metin Oktay tesislerine girdi ve Rams Park Stadyum'a doğru yola çıktı. Muhtemel 11'i paylaşalım. Galatasaray'ın muhtemel 11'i. Kalede Muslera, savunmanın sağında Sacha Boey, sol tarafında Angelinho. Ortalarında Davinson Sanchez ve Abdülkerim ikilisi. Orta alan önlerinde ise Kaan ve Torreira. Orta alanda Kerem, Tete, Zaha ve ileri uçta eğer ki bir aksilik olmazsa iğneyle de olsa Mario Icardi ilk 11'de başlayacak. Muhtemel ilk 11'de 4-2-3-1 dizilişiyle sahada olmayı planlıyor. Biz gün boyu buradaydık ve gün boyu da Metin Oktay tesisleri çevresinde taraftarların hafta içi olmasına rağmen kalabalık bir görüntü sergilediğini söyleyebiliriz. Bizler gelişmeler oldukça ve takım otobüs çıktığında sizlere aktarmaya devam edeceğimi söyleyeyim ve sözü tekrardan size bırakalım. Florya'dan aldık son durumu. Artık 10-15 dakikalık bir süre kaldı Galatasaray takım otobüsünün çıkmasına. Peki statta son durum ne? Emre Kaplan'a bir gidelim, bize Rams Park'taki son durumu anlatsın. Onur Yıldız, teşekkürler. Ali Samiyan Spor Kompleksi Rams Park tarihi günlerinden bir tanesine hazırlanıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunda şu anda liderlik için Bayern Münih'le karşı karşıya gelecek 3. maçlar sonunda. Taraftarların yoğun bir coşkusu var. Ekrana geliyor. Yönetmenimiz Bora Füsunoğlu ekrana taşıyor. Hemen bizim yayın yaptığımız bölgenin altında Galatasaray taraftarları. Ortak bir hareket var tabii ki. O da Mauro Icardi'nin gol sevinci. Artık bir ikon haline geldi. Taraftarların da kendini en net ifade ettiği şekillerden bir tanesi haline geldi. Sadece bu bölgede değil, stadın her yerinde taraftarlar erken saatten itibaren bekliyorlar. Büyük bir coşku var, büyük bir heyecan var. Saat 19.45'te başlayacak mücadele ve yaklaşık 15 dakika öncesinde Galatasaray Stadyumu'nun, Rams Park'ın kapıları açıldı. Artık yavaş yavaş taraftarlar tribüne giriyor. Az önce ekrana yansıdı. Konuk ekip Bayern Münih'in taraftarları da deplasman tribününde kendilerine ayrılan bölümü doldurmaya başladılar. Stadın önünde Vadi İstanbul'dan stada doğru, Tem Otoyolu'na doğru gelen yol kapatıldı güvenlik gerekçesiyle.
her maçta yapılan rutin bir uygulama olarak ve artık yavaş yavaş maç saati bekleniyor. Az önce yayına girmeden önce burada stadyumda Şampiyonlar Ligi müziğinin de zaman zaman provası yapıldı. Tabii ki herkes olduğu gibi, dünya üzerindeki milyarlarca futbol severi olduğu gibi bizi de çok heyecanlandıran bir durum. 19.45'te tamamen artık bunu 50 bin kişiyle birlikte dinleyeceğiz bu büyük maç öncesinde. Galatasaray'dan az önce Engin Can bahsetti. Mauro Icardi konusu hala belirsizliğini koruyor. Takım şu anda hazırlanıyor. Takım otobüsüne binecek, buraya gelecek ve burada aslında beklentimiz şuydu. Flora Metin Oktay tesislerindeki sahada kendisini denemesiydi ama Icardi buraya gelecek, ısınmada kendini deneyecek. Takım sahaya çıktığında oyunun etkisi ne kadar Icardi'nin ağrılarını dindirecek, buna göre karar, son karar verilecek. Zaten bütün hazırlıklar yapıldı. Icardi'nin olmadığı senaryo ile ilgili de Okan Hoca'nın hazırlığı tamam. Dün son taktik antrenmanda bunun bütün detayları saha içerisinde uygulandı, oyunculara aktarıldı. Son karar Mauro Icardi burada kendini deneyecek. Ağrıları çok dayanılmayacak boyutta değilse ilk 11'de başlayacak, o esame listesine yazılacak ve seremonide yine Mauro Icardi'yi çok sevdiği çocuklarla birlikte göreceğiz. Bunun dışında konuk ekip Bayern Münih'e baktığımızda bir önceki yayınlarda da bahsettik. Bir hayli eksik bir kadroyla buraya geldi Bayern Münih. Tabii ki şu anda Şampiyonlar Ligi'nin dün Okan Hoca'nın da söylediği gibi en azından kağıt üzerindeki 2 numaralı favorisi olarak gözüküyor. 33 maçtır yenilmiyorlar, 36 maçtır yenilmiyorlar, 33 maçı kazandılar. 15 maçtır üst üste kazanıyorlar. Son 8 deplasman maçını kazandı. Gerçekten istatistikler bir hayli heybetli Bayern Münih cephesinden baktığımızda ama kadro anlamında bir takım sıkıntıları var. En azından kendi ölçeklerinde böyle olduğunu söyleyebiliriz. 16 kişilik bir kadroyla buraya geldi Bayern Münih. 5 oyuncusundan yoksun. Manuel Neuer'in sakatlığı devam ediyor. Buraya gelemedi. Goretzka'nın sakatlığı var. Yanı sıra Gnabry'nin sakatlığı var. Upamecano savunmadaki önemli oyuncularından bir tanesi. Bugün forma giyemeyecek ve Rafael Guerrero sezon başında kadroya katmışlardı. Yine Guerrero'dan da faydalanamayacağını söyleyelim. Hemen Bayern Münih'in de muhtemel 11'inden bahsedelim. Alman devi nasıl bir kadroyla bugün sahada olabilir, bunu da paylaşmaya gayret edelim. Kalede bugün Ulreich olacak Bayern Münih'te. Neuer'in yokluğunda uzun süredir forma giyiyor. Savunmanın sağında Laimer aslında orijini orta saha olan bir oyuncu ama bugün Mazrui'nin de henüz hazır olmaması nedeniyle Tuchel'ın böyle bir karar vermesini bekliyoruz. Stoper ikilisi De Ligt ve Kim Min-jae'den oluşacak. Çok yabancı bir isim değil Kim Min-jae. Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla da izledik. Önemli bir performans ortaya koymuştu. Burada daha önce maça çıkma tecrübesine sahip olan az sayıdaki Bayern Münih oyuncusundan bir tanesi. Sol tarafta Alphonso Davies, Kanada milli takımının oyuncusu. Orta sahanın merkezinde Joshua Kimmich, Bayern Münih'in çok önemli isimlerinden bir tanesi şüphesiz. Orta saha üçlüsü ise Thomas Müller ve Cemal Musiala ile tamamlanacak. Kanatlara baktığımızda sağ tarafta Kingsley Coman, sol tarafta Leroy Sané, ileride ise Harry Kane şeklinde bir ilk 11 ile bugün Bayern Münih'in Ramspark'ta deplasmanda sahada olmasını bekliyoruz. Üçüncü maçlar öncesinde Bayern Münih'in 2 galibiyeti var. 6 puanla buraya geliyorlar. Galatasaray Manchester United deplasmanında elde ettiği zaferle 4 puanla grupta 2. sırada, kazanması halinde 3. maçlar sonunda grup liderliğini ele geçirecek Galatasaray. Bütün planlama bu doğrultuda, bütün hazırlık bu doğrultuda yapıldı. Okan Hoca Manchester maçı biter bitmez yaptığı açıklamada biz bir sonraki maç haftasında liderlik için sahaya çıkacağız dedi. Planlama, hazırlık bu doğrultuda. Bir kere daha söyleyelim. Mauro Icardi birazdan takım otobüsü Florya'dan hareket edecek. Ekrana zaman zaman yansıyor Florya'daki hareketlilik. Otobüs buraya geldiğinde o iğneyle birlikte burada kendini deneyecek Mauro Icardi. Ağrılarının durumuna göre şu andaki durum %51 Mauro Icardi'nin sahada olacağı şekilde, %49 ise yedek kulübesinde mücadeleye başlayıp Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'de olacağı bir durum var. Her an, her saniye bu durumu yakından takip etmeye çalışıyoruz. Icardi ile ilgili durumu en çok merak edilen konulardan bir tanesi şüphesiz. Bir kez daha tekrarlayalım. Saat 19.45'te Galatasaray Bayern Münih karşısında Ramspark'ta sahada olacak. Grup liderliği için temsilcimiz sahaya çıkacak. Galatasaray taraftarları bir hayli heyecanlılar. Stadyum çevresi oldukça hareketli. Yaklaşık 50 bin kadar taraftar yine Ramspark'ı Bayern Münih için tabiri caizse cehenneme çevirmek için geri sayım yapıyor, hazırlık yapıyor. Biz de buradan maç öncesinde yansıyan tüm detayları aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Emre Kaplan'a çok teşekkür ediyoruz. Verdiği son bilgi gerçekten çok önemli. Can kulağıyla dinledik. Tekrar edelim. Icardi takım otobüsüyle birlikte stada gelecek. Ne olursa olsun, oynasa da oynamasa da. İğnesini olacak, ısınmaya çıkacak ve kendisini deneyecek. Ağrıları var mı yok mu, oynayabilecek mi oynayamayacak mı?
tam hani derler ya maç saatinde belli olacak diye, bu tabir tam da böyle durumlar için maç saatinde bakalım oynayacak mı oynamayacak mı, artık bekleyeceğiz, az kaldı. Dün bizim yukarıda servisteki arkadaşları şunu demiştim. Yani futbolda kullanılan en saçma klişelerden biri, oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak. Çünkü neden? Zaten hani daha öncesinden tesislerden çıkmadan bellidir 11, ama ilk defa sanırım bu gerçek olacak. Evet, evet. Hani Icardi sahaya çıkacak. Ben de çok kullanmam mesela dediğin gibi. Aynen. Bana da biraz tuhaf gelir. Saçmadır ama çünkü. Bu tam cuk oturuyor. Oturdu yani. İlk defa belki bu gerçekleşecek. Sahaya çıkacak. Isınma sırasında toplu topsuz kendini deneyecek. Bence bu kadar zorlanmaması gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum da var. Siz maç önünde bir ağrı hissetmezsiniz. Maç içinde bu ağrıyı hissedebilirsiniz. Çünkü sizin maç önünde yapacağınız ısınmanın temposuyla maçın temposu hiçbir zaman bir olmayacak. Oradaki tempo her zaman çok daha farklıdır. Rakipsizsiniz. Temas girecek. Tabii orada temas girecek işin içine. Evet, tabii. Dolayısıyla bu kadar zorlamanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Yani Icardi eğer bu kadar kritik bir noktadaysa oynatılmaması çok daha doğru. Demek ki bir risk var ortada. Evet. Bunu görebiliyoruz. Tabii umarım Icardi oynar. Çok iyi bir performans gösterir. Sakatlanmaz. Ama diğer senaryonun da mutlaka kötü senaryonun düşünülmesi gerekiyor bence. Şimdi bu şartlarda oynayıp puan veya puanlara katkıda bulunursa bambaşka bir seviyeye gider Galatasaray-Icardi ilişkisi bir de, değil mi hocam? Öyle bir durum da var. Anda, şu anda zaten Galatasaray artı Icardi o şekilde okunuyor. Ne kadar bir seviyeye gidebilir onu düşündüm şu anda. İşte bu iyice seviyeyi uzaya çıkarabilir. Aynen. 10 sene unutulmaz. Tabii işte takımlarımızın en büyük sıkıntıları hep biz oyunları, takımları bir iki oyuncu üzerinden okuduğumuz için bunlar çok ideal oluyorlar. İdeal oyuncular. Bir de takım oyununa bakmak lazım. Yani arkasındaki takım oyununla birlikte Icardi'nin golcülüğüne kimse bir lafı yok. Yani adam ummadığın yerde, işte en son derbi maçında gördün, o tarzda bir vuruş yok. Yani o vücut pozisyonunla topa vurma ve onun gol olması, ancak belki dünya çapında iki tane oyuncu vardır onu yapabilecek. Bu arada oyuncu... kapı açılıyor. Ana kapıdan çıkıyorum. Florya'da. Tesislerin kapısı açıldı sevgili seyirciler. Galatasaray'ın takım otobüsü birazdan stada doğru, Rams Park'a doğru hareket edecek. Kapı açıldı. Heyecan daha da artıyor. Emre Kaplan'ın söylediğine göre, az önce verdiği bilgiye göre, bu otobüste Icardi de tabii ki olacak. Gelecek stada, çimlere basacak. İğnenin etkisi bakalım ne olacak? Deneyecek kendisini ve oynayıp oynamayacağı belli olacak. Evet, hareketlilik artıyor. Galatasaray birazdan Rams Park'a hareket edecek. Hani böyle şampiyonluk maçları, derbiler vesaire, Şampiyonlar Ligi'de o tatta ve özlemişiz. Böyle kesinlikle. Bir yani şu yayın mesela 10 saat sürse konuşulur değil aynı mi? Aynı heyecanla, aynı enerjiyle gideriz gibi geliyor bana. Yani biz bu heyecanı yaşıyorsak oradaki oyuncuları da düşünmemiz gerekiyor. Değil mi? Öncesi, sonrası, maç sırasıyla çok acayip bir atmosfer. Hatta geçen bir futbolcudan şu ifadeyi duymuştum. Isınma maç antrenmanı var ya. Maçtan bir önceki günkü antrenman, son antrenmana takımlar Şampiyonlar Ligi toplarıyla çıkıyor idmana. Şimdi normal idmanları siz kendi toplarınızla yapıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nin idmanı olduğu için o özel toplar geliyor. Şimdi o toplarla yapılan idmanın havasının bile çok farklı olduğu söyleniyor. Değil mi? Şimdi logoyu görüyorsunuz üzerinde. Şampiyonlar Ligi logosu. Doğru. Atmosfer değişiyor bir anda orada. Kesinlikle. Yani çok özel bir organizasyon. Devamlı oralarda olduğu için normal karşılığı da ara sıra da gidenler için hakikaten enteresan. Evet. Şimdi tabii, biz de hocam medya olarak, taraftarlar olarak özlemişiz yani. Değil mi? Şampiyonlar Ligi'ni özlemişiz. Ne kadar oldu? 5 sene oldu mu ya? Yok hocam, Beşiktaş oynadı en son. En son Beşiktaş erken yazmıştı. 3 sene oldu. 2 sezon önce. Yok, 3 sezon oldu. 3 sezonu bitirdik. Yani. 3 sezon oldu. 2,5 sezon. 3 sezona girdik yani. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde. Yani sürekli olmamız lazım. Bu takımın adı falan önemli değil. Türkiye'nin bu kadar yatırımları yaptığı için devamlı oralarda olmamız gerekiyor. Bakalım. Bu arada arkadaki kapı da açıldı. İki kapı birden açıldı. Hangi arkadaki kapı? Arkada da bir tane hocam. Bir önde büyük kapı var. O şey o. Çok kısa bir şeydir o. O da açıldı. Bakalım artık 17-20 denmişti. Tabii Şampiyonlar Ligi, UEFA organizasyonları daha bir dakik. Tabii. Yani daha bir program veriliyor siz orada. Ona uymanız lazım. Kesinlikle. Öyle
3 aşağı 5 yukarı değil. Çıkış program neyse o, değil mi? Tabii. Öyle de bir durum söz yani konusu. Yani oradaki hareket lokasyonun gidişin belli bir zamanı var zaten. Çünkü eskort eşliğinde gittiğiniz için trafik durumu olmuyor. Hı-hı. O hesaplanıyor. Ona göre dediğin gibi senin orada size bir saat veriliyor. Şu saat diliminde gelin deniyor. Evet. Isınma hep evet. Bir saat. En son işte Fenerbahçe Tırnava maçı mıydı? Galiba birkaç dakikalık bir gecikme mi ne olmuş? İsmail Kartal'ı ceza verdiler. Yani. Ertelemeli bir ceza geldi orada. Evet. Tabii basın toplantısına mesela geç çıkamazsınız. Hı-hı. Orada Mixon'da basın toplantısına açıklamanıza geç çıkamazsınız. Hep bunlar bir kurala tabi. Çok katı Hı-hı. kuralları var. Mesela bizim ligimizde ben çok net biliyorum devre aralarının 20 dakika sürdüğünü. Çok görüyoruz bu. Yani, o şeyler olabilir ama ya. Çok fazla 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika uzatmalar oldu. Yok, o devre arası sürüyor hocam. Yani evet. Devre arasının 20 dakika sürdüğünü çok net görüyoruz, duyuyoruz yani. Yaşıyoruz. Hocalar oralarda çok, öyle şeyler. Hocalar yok, çok gelirler. Kaç kere gelir. Hadi çıkın artık, vakit geldi. Orada tamam. Öyle bir şey yok hocam. Yok, anlamadım. Bunlar da değil de bizim. Bizde var tabii ki öyle. De, kaç kere geliyor ya dördüncü. Hadi tamam hoca çıkıyor, sen de içine bak. Evet. Bu arada Davide Massa maçın hakemi. Dünya ünlü İtalyan hakem. İyi hakem vermiştir. Yani iyi hakem. Mesela burada bir Marçin yakın yönettiği maçı hatırlıyorum ben. Damga vurmuştu yani, müthiş. Hani hakem gibi hakem. Yani aradaki seviye farkını evet. Çok yani net gösteriyor. Maç da maç gibi maç yani. Tabii. Şöyle bir bakın, bugün oynanacak maçların içinde en number one birinci. Hakikaten yani bugün tabii. Bir Real Madrid maçı işte beni biraz Braga heyecanlandırıyor. Ile, Braga ile oynuyor kalbim. Real olduğu için o da evet, Braga ile. Tabii ki bizim grubumuzun maçı, temsilcimizin grubunun maçı Manchester United Kopenhag. Hani onun dışında şu maçı bir oturayım da saat 10'da ya da 19.45'te oturayım izleyeyim dediğim bir maç bilmiyorum. Beni çok cezbetti. Biz izleriz de. Ya, Avrupalıların gözünden yani. Baktığımız zaman Galatasaray'ın kadrosu gerçekten çok gösterişli bir kadro. Yani biz bunu görüyoruz, değerlendiriyoruz ama onlar da bu açıdan bakıyor. Çok sayıda ünlü oyuncu var. Dünya çapında Galatasaray'ın hı-hı. isim yapmış futbolcusu var. O yüzden kesinlikle. De ilgi çekmesi çok doğal yani yurt dışında da. Hem futboluyla ünlü, hem yani magazinsel kişiliğiyle ünlü. Hani çok merak edilen gerçekten bir yıldızlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Sizin tarihiniz. Avrupa'da Galatasaray demezler. Gala derler. Gala, evet. Gala diye hitap ederler size. Kısaca. Ya tabii televizyonlar falan değil de ama evet. Taraftar nezdinde, kulüp yöneticilerine de gala diye hitap ederler. Futbolcular da röportajlarda gala diyorlar mesela. Tabii, rakip böyledir. Bazen. Şimdi tarihçesini biliyorsunuz. Galatasaray'ın başarılarını biliyorsunuz. Yaptığı başarılar. Artı Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki kadro, elinizdeki oyuncular. Şimdi biraz evvel yedekler dedim. Mertens'e bakıyorsun. Oliveira var. Ziyech var. Yani Napoli Nelson tarihinin var. En golcü futbolcusu Maradona'ya geçen tabii. Mertens Galatasaray'ın kulübesinde yani, bu akşam. Evet. Düşün yani şöyle 3 tane bir çırpıda Avrupa'nın bilinen oyuncuları sizde. Evet. Daha bir de Kerem Demirbay'ı da fazla konuşmadık hocam. Tabii. Bundesliga tecrübesi olan, Alman milli takımı, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan, Bayern Münih'i yakından tanıyan bir futbolcu. O da Galatasaray'da muhtemelen. Ziyech, Mertens, Kerem Demirbay, Nelson olmasa da Endombele belki son dakikalardan bu isimler de yavaş yavaş girecektir. Oyunun gidişatına bağlı. Skorun gidişatına göre onların dakikaları değişecektir tabii ki. Yani işler iyi giderse mutlaka hoca mesela Nelson'u sokup Abdülkerim'i sol beke çekecektir oyunun içinde skoru koruma amaçlı. Bu arada maçın atkısı işte A grubu Galatasaray, Bayern Münih bir Galatasaraylı taraftar poz veriyor. Güzel bir hatıra oldu onun içinde. Şimdi saat kaç? 17.20. Almanya'da 16. 16.20. Yavaş yavaş orada da iş fabrikalar kapanıyor. Evet. Bu arada gurbetçi taraftarlarımız için de işte vatandaşlarımız için özel bir gün bugün. Tam şeyine denk geliyor yani. Hemen hemen eve yetişecekler veyahut da Türk kahvelerinde. Evet. Gerçi Türk artık teknoloji gelişti. Ya yolda tabletten izle, hani ne bileyim nereden telefondan yolda, izle. Ama tabii bu kadar keyifli olmuyor. Oradaki, televizyon başına geçip izlemek gibi keyifli değil hiçbiri de. Sevgili Onur, oradaki trafik ancak Münih'te, Stuttgart'ta, Hannover'de, Düsseldorf'ta, Dortmund'ta bile değil. Ya 10 dakika sonra evine gidiyorsun. Bizdeki çıktın. Gibi değil diyorsun. Ya büyük metropoller öyle ama. Büyük metropolde yaşıyorsan aynı. Dünyanın her yerinde tabii, öyle. Büyük metropollerde trafik var. Kaçamıyorsunuz. Evet. En son Kerem Demirbay'ı da şimdi konuşuyorduk. Orada da yani daha önce Almanya'da oynamış
Angelino var orada. Angelino'da da farklı bir heyecan var. Angelino var, şey var, Kaan var. Angelino mesela hem Hoffenheim formasıyla hem Leipzig formasıyla. Önce Leipzig'ten. İyi maçlar çıkardı. Yani mesela bugünkü maçın kilit eşleşmelerinden biri Kingsley Coman'la Angelino eşleşmesi. Hı hı. Kağıt üzerinde belki nasıl söyleyeyim bir endişe yaratabilir herkeste bu eşleşme. Çünkü Angelino'nun performansı beklenen düzeyde değil. Kingsley Coman belki de şu anda dünyanın en iyi kanat oyuncularından bir tanesi. Orada Angelino'nun nasıl duracağı çok önemli Coman'ın karşısında. Yani orada Galatasaray evet. için belirleyici noktalardan bir tanesi olacak evet. gibi geliyor. Skorboard'u görüyorsunuz. Deneme yapılıyor şu an. Geri sayım başlamasına, maçın başlamasına 2 saat 21 dakika 40 küsür saniye kaldı sevgili seyirciler. Tam orada saniyeyi göremiyoruz. Hani inanılmaz bütün detayları arkadaşlarımız bugün gerçekten müthiş bir şekilde aktardılar bize. Geri sayım saatini de şu anda görüyoruz. Artık her an çıkabilir Galatasaray. Her an Florya'dan çıkabilir. Bu arada Bayern Münih'in kampı, Florya tesisleri, stadın gökyüzünden görüntüsü, stadın uzaktan yandan görüntüsü, stadyum girişi, bir soyunma odasını veremiyoruz. Kusura bakmayın o da yayıncı kuruluş olmadığımız için verilebilecek her şeyi ekibimiz müthiş bir şekilde bugün ekrana yansıtıyor sevgili seyirciler. Gerçekten herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Evet, şimdi Florya tesislerinde kapıya kadar zoomladı orada kameraman arkadaşlarımız. Çıkışı göreceğiz. Bayern Münihli futbolcular henüz otobüse binmedi. Evet, Galatasaray'da futbolcular yavaş yavaş çıkıyorlar. Icardi miydi o? Ben mi yanlış gördüm? Zaten ya Icardi ya Torreira, çok uzaktan gördük. Ya Nelson. Saçı sarıya boyalı ya da Nelson, üçünden biri. Mertens değiştirdi. Evet, güzel bir zoomdu. Bir daha yapabilirsek tabii seviniriz. Otobüs şimdi öbür tarafta. Burası ya oraya doğru arkada, gidiyorlar. Öbür tarafta. Oradan merdivenlerden inip Metin Oktay'ın heykeli vardır ya. Evet. Orayı park eder. Oradan da teker teker inerler. Galatasaray takım otobüsünde şöyle bir ritüel var. Bir müzik çalıyor ve futbolcular camlara vura vura evet. gidiyor stada tüm yolculuk boyunca. Stadın girişinde o daha da bir coşku daha hal oluyor. Doğru bir 3-4 sezon önce Fatih Terim zamanında evet. başlamıştı. Evet, bu müşteri falan oldu. O ritüel sürüyor. Ben hatırlarım eskiden şey gibi hiç ses çıkmazdı otobüste. Hiç. Türkiye'de öyleydi. Gülemezdim bile, konuşamazdım bile. Sonra tabii zamanla işler değişti. Müzikler çalıyor, marşlar söyleniyor şu anda. Heh. Bir şöyle sıcak evet, bir bilgi geliyor. Geldi. Hocam Icardi evet. az önce çıkmış. Bir şeyini unutmuş. Geri gelmiş, sonra tekrar takım otobüsüne binmiş. Geri gelince oradaki taraftarlar bir heyecanlanmış. Evet, işte Galatasaray takım otobüsü Florya Metin Oktay tesislerinden Ramspark'a doğru hareket ediyor. Taraftarlar coşkuyla uğurluyor sarı kırmızılı futbolcuları ve otobüs şu anda stada doğru hareketlendi. Coşkulu bir uğurlama. Yolu açık olsun Galatasaray otobüsünün, Galatasaray takımının Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da. Evet, maça yaklaşık 2 saat 18 dakika kaldı. 2 saat 18 dakika kala Galatasaray takım otobüsü Florya'dan Ramspark'a doğru hareket etti ve birazdan statta olacak. Evet, statta da hareketlilik artmaya başladı. Bayern Münih'in çıkışını da vereceğiz. Dünya çapındaki yıldızları da mümkün olduğunca sizlere göstereceğiz. Evet, Bayern Münih'in futbolcuları da yavaş yavaş çıkacak. Tabii görüntü almak için biraz uzaklaştırmışlar arkadaşlarımızı. Evet. Orada zorluk yaşadıklarını söyleyelim. Ama sonuçta kamuya açık bir alan, haber almak amaçlı istediği gibi görüntüyü çekebilmeli. Sonuçta tabii. otobüs diyorum. Otelin içine girmediği sürece bizim de görüntü alma hakkımız var. Yavaş yavaş hareketlilik başladı. Evet, Icardi'nin görüntüsü. Evet, Icardi bu şekilde bakıyor, sekiyor çıkıyor. Mu acaba, bu görüntü önemli. Bu görüntüyü vurgulayalım.
Hani gelecek mi, gelmeyecek mi? Durumu nasıl? Bakıyorum, sekmiyor. Evet, sekmiyor. Evet, Onur Özkan da güzel yakaladı. Icardi'nin çıkışı bu sevgili seyirciler. Az önce takım otobüsüne böyle çıktı. Bu görüntü beni umutlandırdı. Şimdi sizi? Beşiktaş maçı sonrası stattan çıkış anını ben düşündüm. Değil mi? Ciddi sekiyordu. O sıcak sıcak tabii. Evet, sıcak şu an tabii. Sanki daha iyiymiş gibi duruyor. Evet, şu Mahmut Hocam. Şu anda bir sekme falan yok. Gayet, gayet normal iyi gayet değil normal mi? Normal. Bu görüntü beni umutlandırdı. Ona çok mi? Teşekkür ediyoruz. Oradaki kameraman arkadaşımız Erdal'dı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Müthiş bir görüntü yakalamış. Icardi'nin Florya'da tesislerden çıkış görüntüsü. Derbiden beri göremiyorduk Icardi'yi. Dün idmana da çıkmadı. Ve maç öncesi Icardi'nin son görüntüsü sadece ve sadece A-Spor'da. Bu ekranlarda, A-Spor ekranlarında Icardi'nin Florya'dan çıkış görüntüsü. Gerçekten az önce boşuna tebrik etmedik bütün ekibimizi. Sizlere maşallah. Bu dev maç öncesi bütün detayları verdiler. Gerçekten tebriği hak ediyor. Bu özel görüntü, bakın tekrar yavaşlata yavaşlata veriyoruz. Sadece ve sadece A-Spor ekranlarında Icardi'nin bu görüntüsü eminim Galatasaray taraftarının yüreğine su serpti. Sekmiyor, gayet iyi. Maçta oynayabilecek gibi duruyor. Temennimiz bu. Tabii ki dediğiniz gibi ısınmaya başlayınca, rakiple böyle dalaşmaya başlayınca maç içinde, tabii. O koşmaya başlayınca, tempo başlayınca ne olur bilinmez. Ama şu görüntü ümit verdi bize, özel görüntü sadece ve sadece A-Spor ekranlarında. Bunun öncesi de vardı tabii, hazırlığı bu saate kadar, otobüste çıkana kadar tabii. Oralarda çalışmalar. Yapılan iğne büyük ihtimalle biraz uyuşturucu özellik taşıyacak diye tahmin öyle zaten, ediyorum. Başka türlü olmaz. Şimdi topuk bölgesinde acaba işte o uyuşturucu iğne performansını olumsuz etkiler mi? Mutlaka onda hesaplaması yapılmıştır. Ya performansı etkilemez de o süreç ne kadardır? Ne kadar sürer? Sıcağı yani şu anda mesela tenis ayakkabıları var. Bazı olsa mesela terlikle de çıkarlar böyle. Aynen. Şimdi ama krampon tadı başkadır. Ama işte orada sargılar margılar onlar özel sargılar oluyor. Dedim, Okan Hoca güzel bir şey söyledi. Kemik acı eşiğinden bahsetti. Her oyuncunun aynı olmaz dedi. Herhalde tabii. Bunlar da önemli. Futbolcunun metabolizması önemli. Çok güçlü ama. Şöyle yakından gördüğün zaman zaten hakikaten kariyerine baktığımız zaman hani sakatlık yok problemi ama böyle çok yaşayan bir oyuncu değil Mauro Icardi. Yani güçlü bir metabolizması ve var. Şöyle bakıyorsun bak ne kadar yakından gösteriyor. Bir dakika. Çok iyi almış. Evet, yakınlaştırıyor. Tam basıyor şu anda ona. Aslı yönetmenimiz gerçekten şov yapıyor. Reşit'teki bütün arkadaşlarımızla birlikte müthiş. Evet. Şu anda bakın Icardi'nin sağa gayet güzel, normal. Sakatlığı yokmuş gibi çıkıyor. Hani kendi bir ileri bir geri ya. Evet. Oynatarak gerçekten harika bir iş çıkardık. Erman Hoca gibi oynatalım Uğur. Şu anda tam basıyor yani. Topuğunla tam basıyor. Evet, yani. Evet. Evet, yere basıyor. Şu an yani normal sağlıklı bir oyuncuymuş gibi. Bu arada bir kere daha vurguluyorum. Bu özel verilmiş bir görüntü değil sevgili seyirciler. Yani herkesin çekebileceği bir görüntü değil. Sadece ve sadece A-Spor'un görüntülediği Florya'nın kapısından kameraman arkadaşımızın zoom yaparak yaklaşıp görüntülediği bir özel görüntü oldu. Icardi'nin son durumu yani 3 gündür bütün Türkiye, bütün Galatasaraylılar bunu merak ediyordu. Şu anda Galatasaray taraftarı eminim bir hayli keyiflenmiştir. Şu yürüyüş net sağlıklı bir kişinin yürüyüşü. Buradan gördüm, net yani. Bu da tabii Flora'nın yan tarafı, ana kapıdan çıkmıyor. Hı hı. Şeyden, mutfak tarafından geldiniz, o kapıdan iniyorsunuz. Evet. Ama bakıyorsun net, sağlam, sağlıklı bir insanın yürüyüşü var. Hocam, Erdal Balcı kameraman arkadaşımıza çok çok teşekkür ellerine ediyoruz. Sağlık. Bu görüntüyü yakaladı. Aynen dediğiniz gibi en güzel ifadeyi sen kullandın. Ellerine sağlık Erdal. Ve Bayern Münih kafilesi Rams Park'a hareket ediyor. Birer birer Bayern Münih'in yıldızları çıkacak. Bakacağız Tuchel'e, Kane'e, Kim Min-jae'ye bakacağız. Hepsini göreceğiz. Yine bütün detayları A-Spor farkıyla sizlere aktaracağız sevgili seyirciler. Burada tabii Harry Kane'in de hani performansını merak ediyoruz. Düşünsenize bir tarafta Icardi, bir tarafta Harry Kane.
bütün dünyanın... Bir tarafta Sanchez, Hekeyn'le devamlı beraber antrenmana çıkmış etmiş. İki eski takım her şeyini arkadaşı. Biliyor nasıl yapabileceğini. Mutlaka Bayern Münih stoperleri de özel çalışmıştır Icardi'ye yani. Zaten hani bilindik bir oyuncu ama mutlaka özel izlemişlerdir, bakmışlardır. Icardi'ye karşı istediğin kadar özel çalış. Doğru, emin ol. Yani bir bakımdan emin ol. Icardi'yi durdurduğunuzu zannediyorsunuz saha içinde. Emin ol yani onu hiç... Yanında çıkıp bir şey yapabiliyor. Bir acayip bir vuruşla atabiliyor. Enteresan bir santrafor hakikaten. Yani bakıyorsun oyunun içinde görmüyorsun etmiyorsun ama... Adam bir de oynayan o şeye de Zaha'ya bir ara pası attı, hatırlıyor musun? Evet, ilk yarıda. İlk 15. dakika falandı, ayağından açtı Zaha. Sen kendi o orta sahandaki oyunculardan beklersin onu atmayı. Ama Harry Kane de çok iyi yapar o işleri. O yapar da şimdi bakıyorsun adam, abi oynayan bir adam. Bir de şey değil, santraforlar çoğunlukla nedir? Bencil olurlar. Bunda o da yok. Atacağı golü de atmaya veriyor arkadaşına. Şu dikkatimi çekti, kilo fazlası var diyorduk hep. Ben çok daha fit gördüm Beşiktaş maçında. Icardi. Zamanla tabii geçecek tabii. O geldikten hatta sonra. Bir pozisyonda sanırım Amartey'di. Geriden gelip topu kaptı, bir depar attı. O ama tamamıyla Amartey'nin de pozisyon. Tabii ki var. Ama Icardi'nin hani çok yani, gördüğümüz işler değil bunlar. Yani çünkü öyle bir yer ki tam geçilmeyecek alanı açtı Amartey orada. Orada da şey kurtardı, kaleci kurtardı. Evet, kaleci çok aynı istedi. Şey gibi. Manchester United'daki gibi girdi. Aynen. Ama orada tamamıyla stoper yani. Mesela az önce Florya'daki muhabir arkadaşımız güzel bir şey söyledi. Yani dizilişi verdikten sonra 4-2-3-1 dedi Galatasaray'ın dizilişi. Kağıt üzerinde öyle, öyle de olmalı. Şimdi Kerem'in 10 numara pozisyonunda oynadığı bir düzen ister istemez bir saatten sonra Galatasaray'ı 4-2-4'e çeviriyor. Şimdi Galatasaray'ın bugün kilit noktalarından biri o ilerideki dörtlü hatla gerideki ikili hattın ne kadar birbirine yakın olacağı ya da bunun ne kadar uzun süre oynayabileceği. Evet, maçın başında ilk yarıda bir 60 dakika Galatasaray bunu yapabiliyor ama o yorgunluk bir saatten sonra Galatasaray'a sıkıntı çıkarabilir. O dörtlü ve ikili arasındaki o yakınlık, o hatların arasındaki yakınlık çok önemli bugün Galatasaray için. Şey önemli ya burada, bu böyle maçlarda, böyle tarzdaki maçlarda daha çok top kontağı ve topun sizde kalması ve pas yüzdeniz. Evet, o basit top kayıpları Galatasaray'a mesela ileride Kerem'in mesela merkeze çok dikkat etmesi lazım. Orada basit top kayıpları... Bir anda kaderinizde pozisyon olarak dönebilir size gelir. Zaten işte bunlar çok çabuk çıktıkta çok dinamik oyuncular. O kadar çabuk çıkıyor ve çabuk da kapanıyorlar. Çabuk da dönüyorlar. Yani fazla top kaybı yapmayacaksınız. Topu mümkün olduğu kadar öne oynadığınız zaman. Atak sonlandırma çok önemli. Kalması, atağı sonlandırmasan bile topun sizde kalması önemli. Çabuk kaybetmemek önemli. Onun için ne diyoruz, Bayern'de top kalıyor bu tarzdaki takımlarda. Sende de onların yarısı bile kalsa yeterli. Kalsın hiç sorun değil. Bayern topla oynasın. %70 oynasın topla. Hiç problem değil. Ama aralara çok iyi giriyorlar. O ara pasları falan çok çok fena yani. Ya bugün Galatasaray iyi oyundan ziyade bir doğru oyun gerek. Yani zaten maçın sonunda, şunu demememiz gerekiyor. Çok iyi oynadık. Çok pozisyona girdik ama gücümüz yetmedi. Kaybettik demememiz için. Evet. Doğru oyun Galatasaray için. Bugün önemli olan şu nokta. Şu anda 3 maçta onu gördük. 3 maç. İşte o uzun toplarla. Evet. Ribaundları alma, Kaan Ayhan sayesinde. Büyük olasılıkla o şekilde olacak. Oradan sekecek topları işte orta sahadakiler kapanır. Çünkü Beşiktaş maçında gittiniz ama gittiğiniz zaman gelmediniz. Çünkü kendiniz ayağınızda oynuyorsunuz. Fakat bu maçlar çok enteresan maçlar. İşte oraya attığınız zaman uzun topu hemen kapatıp alanlarda gelen rakibi de iyi karşılamanız gerekecek. Kesinlikle. Burada işte önemli kim de var? Zaha, Tete aynı şekilde Kerem. Hadi Icardi'yi bir tarafa bırak. Icardi veyahut da Barış. Hadi Barış daha farklı oynarsa daha farklı bir ondan koşu alanları beklersin. İşte açıkları çok enteresan onların. Yani, yani tek başına beklerinizin başa çıkabileceği açıklar değil. Mutlaka orada kanattan savunma yardımları gerekiyor. Kademe çok iyi. Burada kesinlikle. Stoperlerin ve orta sahanın kademeleri çok önemli. Yani onlar hepsi çalışılmıştır. Yani biz şimdi tabii Bayern'in en etkili olduğu yerleri konuşuyoruz bildiğimiz için, gördüğümüz için, yaşadığımız için onları biliyoruz ama senin de ona göre bir itme top rakipteyken ne tarzda savunma yapacaksın? Alan savunması mı yapacaksın yoksa önce mi basacaksın? Evet, bu arada otobüs. Bir an takım otobüsü. Olsun, bu da otobüs. Aynen öyle. Evet, Bayern Münih taraftarı bunlar. Bayern Münih taraftarı herhalde. Burada da Mehmet Tekin arkadaşımız. Güzel bir şey yakaladın. Mehmet Tekin arkadaşımız Bayern Münih taraftarının geliş görüntülerini görüntülüyor. Evet, doğru. Alman taraftarlar. Evet, onlar da
maça geliyorlar. Bakıyorum yani pek bir Bayern Münih forması, eşofmanı vesaire yok. Sonra giyebilirler. Enteresan belki. Yani. Yani pek yanlarında gördüm, da gözükmüyor. Eski bir forma gördüm bir tanesinde. Şu bir tane var. O da ta eski. Mehmet Scholl zamanından kalma. Aynen, Sarıyan İstiç falan giyiyordu o Milattan formayı. Milattan önce Bayern Münih forması. Yani enteresan. Bir formalı daha. O da eski bir forma. Yani biraz böyle tatile gelmişler. Hazır geziyorken maça da girelim aynen der gibi. Yani turist kafilesi gibi bir kafile. Bir beyaz var. Bu da önemli. Yani teşekkür ederiz bu orada görüntüler için Mehmet Tekin'e. Harry Kane forması var. Harry Kane forması var. Harry Kane forması var. Tabii onun da forması Musiala alınır değil mi hocam? Herhalde yani. Musiala falan formalılar da gelmeye başladı. Bizi duydular. Evet, arkadan geliyorlar. Evet, öndeki diğer otobüs biraz daha large taraftarlar. Asıl böyle forma falan alan taraftarlar. Bir abi de atkı şov yapmış. Abi zaten orada tam Bavyeralı. Yani kıyafete bakarsanız çoraplardan tutun. Evet Mahmut hocam sen yorumlar mısın? Bilirsin orayı. Yanlış anlama. Sen oraları bilirsin diye. Bunların meşhur tezahüratları vardır. Bayern'e karşı deri pantolonları vardır kısa. Onların Bavyera şeyleri var ya kıyafetleri. Evet. Öyle festivallerde falan onları fazla göremiyorsun tabii artık da. O şey tüylü şapkalar falan Bavyera aynen yöresinde çok evet farklı. Evet, Bayern Münih taraftarı da geldi. Bunların konuşmaları da çok enteresan. Farklı mı? Diyalekt olarak da diyalekttir yani. Ha. Çok enteresandır tabii. Şey tarafı, Baden-Württemberg tarafı farklı. En iyi Almanca konuşulan yer Hochdeutsch, yüksek Almanca denilen kibar Hannover tarafları. Oraların çok kalitelidir o tabii. Peki, siz hangisini konuşuyorsunuz hocam? Kibarı mı konuşuyorsunuz yoksa? Ben ortasındayım böyle. Duruma göre diyorsun. Evet, Bayern Münih taraftarı da geldi. Ve onlar da Ramspark'ta stadyumdaki yerlerini alacaklar. Tekrar hatırlatıyorum. Birkaç dakika önce Galatasaray otobüsü stada doğru hareket etti. Daha hala geliyor. Birkaç dakika sonra Galatasaray takım otobüsü de stada gelecek. Evet, ben az önceki sözümü geri alacağım. O ilk gelen otobüs farklı bir kafile. Evet tabii ki Bayern Münih taraftarı ama daha böyle futbolla içli dışlı olan, her maça gittiği belli olan arkadaşlar inince formalar da artmaya başladı. Bunlar tribün adamı belli yani bunlar. Tribünden geliyorlar. Enteresan hareketler. Bu arada yani normalde %5 UEFA'nın verdiği hocam, kapasite. Hocam bu ceket, kot ceket, kot yelek. Ne demek bölgesel bu kıyafetler Bayern'in mi hocam? Bölgesel işte biraz evvel bahsettiklerime geliyor. Bavyera'nın bölgesel kıyafetleri sonra. Üstünde birçok logo olan, dikilmiş onlar sonradan dikilmiş. Evet. Kot yeleğe değil mi? Öyle satılanlar da var. Hmm. Hocam biraz sayende genel kültürümüz de arttırmış. Estağfurullah. Ve Harry Kane. İşte Bayern Münih. Şu anda Bayern Münihli futbolcular birer birer. Sané, Musiala. Otobüse biniyorlar. Sané ile Musiala'yı gördük. İşte dünyaca ünlü yıldızlar. Harry Kane'i de yakaladı takım arkadaşlarımız. Yanlış görmüyorsam Neuer mi vardı orada? Yok Neuer. Neuer getirilmedi, Neuer getirilmedi değil mi? Sanki böyle bir uzaktan görür gibi oldu. Matis Tel de az önce giren. O da sonradan girip çok acayip işler yapıyor. Matis Tel'e dikkat etmek lazım. İyi işler yapıyor. Evet. Tuchel, teknik direktör Tuchel'i de gördük. O da daha önce Icardi ile çalıştı. Kimmich geldi. O da takım Alman milli futbolcu, takım kaptanı. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray Paris Saint-Germain maçında İstanbul'da Tuchel miydi? Paris Saint-Germain'in hocası. Tuchel. Icardi'nin golüyle büyük Tuchel mi deniyor? Ben öyle alıştım hocam. Ben Tuchel diyeyim. Tuchel. Doğrusu Tuchel tabii. Tuchel. Icardi'nin golüyle kazanmıştı Paris Saint-Germain o maçı. 1-0. Rövanşta da atmıştı. Teknik 5-0'lık direktör maçta yine Tuchel'di. Ya da Tuchel'di. Galatasaray maçı mı diyorsun? 1-0'lık maçı mı? Evet, burada evet. 1-0. Paris Saint-Germain 1-0 yendi ya Galatasaray'ı burada. O dönemi var mı? O muydu ya? Bilmiyorum. Bir bakmak lazım. Evet. Komanda geldi. Tek tek. Bir farklı mağlup olduğu maç. 5-0 deplasmanda. O ayrı, o deplasmandaki maç. Evet. Bayern Münihli futbolcular da 1-2 dakika sonra hareket edecekler. Tekrar belirteyim lokasyonu, Choupo-Moting de geliyor. Bu lokasyon yaklaşık bir 20 dakikalık bir yer. Zincirlikuyu'da bir meşhur alışveriş merkezinde meşhur bir otel. Ve 20 dakika sonra da
Yani 6'yı 5 geçe 10 geçe gibi. Belki evet, bir... Tuhal'miş hoca. Tuhal'miş değil mi? Evet, hafızam iyidir de şimdi net bir şey söylemeyeyim. Şimdi yanlış doğru. bir şey söyleriz. Olmaz. O yüzden teşekkür ediyorum doğruladığın için beni. Mücadele. Onuru destekliyor. Aynen, biliyorsun değil mi? Aranızda destek var. Aynen, her zaman. Ve Bayern Münihli futbolcular dediğim gibi en geç 6'ya 10 geçe falan stadyumda olacaklar. Bugün gerçekten bütün detayları Icardi'nin yürüyüşünün slow motion'ına kadar sizlere aktarmış olmanın gururunu yaşıyoruz diyebiliriz. Halil de bunlarda hoca, biliyorsun değil mi? Altın top. Evet. Bayern'de. Şey, 16'da mı öyle bir şey? Altyapıda. Altyapı. Evet. Otobüs hareket etti. Bayern Münih de hareket etti. Biz tabii program olarak üstümüze düşeni yaptık. Nerede? Galatasaray'da. Evet, artık tabii Galatasaray'da ve tabii bizden sonra ana haber var. Şampiyonlar Ligi özel programı var. Scoreboard var. Scoreboard'un ardından Avrupa gecesi, yine Şampiyonlar Ligi özel programımız var. Maçın özeti, maç sonrası röportajlar, bütün detaylar, çok özel görüntüler. Hepsi bütün gece A-Spor ekranlarında olacak. Bunu da şimdiden belirtelim. Düşünün, maç öncesi nasıl bir yayın oldu. Ne özel görüntüler, ne otobüsler, müthiş görüntüler ekrana getirdik. Bayağı. Taraftarların kıyafetlerinden tutun Icardi'nin çıkış görüntüsüne kadar her şeyi verdik. Bir de maçtan sonra kim bilir neler olacak A-Spor ekranlarında. O yüzden ayrılmamanızı tavsiye ediyoruz. İşte bir kez daha Bayern Münih'in otobüsü o U dönüşünü yaptı, alışveriş merkezinin evet, oradan. Şimdi oradan ana yola bağlanıyor. Ben de işe gelirken arada o yolu kullanıyorum. Düşünebiliyor musun? Bir futbol 90 dakikalık bir futbol. Bilhassa bir de böyle internasyonel bir maç. Nelere kadir değil mi? Bütün aynen. her şeyi akıştırıyor. Tabii. Bütün akışı durduruyorsun. Burada bir tek hocam, maçla çok fazla futbolla ilgisi olmayanlar için bu işte trafik olduğunda onlar isyan ediyor. Nereden çıktı maçta? Biraz isyan bunun, ediyor. Bunun olması fark etmiyor ki. Trafik hep var İstanbul'da. Var da şimdi. Ben de gelirken normal şartlarda o saatte gelirken normal geliyorsa bugün bir anormal bir trafik vardı. Böyle öğlen saat yani. Evet bugün. Yani bugün yol çalışmaları de, biraz başlamış abi, hocam. Yol çalışması İstanbul'da trafiğin ne zaman ne olacağı belli değil. Evet, onun için hep biraz. Eğer bizler gibilerse 2 saat falan öncesinden sen işini halledeceksin. Evet, şansa bırakmamak yok lazım abi. İşi. Yani futbol böyle bir şey. Bütün dünyada herkesi etkileyen taraftarlar olsun. Yeni Icardi formaları bu arada. O formalar da eski formalar. Nostalji formalarına da bayağı ilgi vardı Galatasaray'da. Beyaz şort çizgili. 100. yıl formasına. Evet. 100. yıl. Yani UEFA organizasyonunda giyemeyecek Galatasaray formu. Çünkü oraya formalar bildirildiği için. Evet. Burada normal bildirilen bunlar klasik parçalı forması. 60'ların, 70'lerin formaları. Değil mi? Rahmetli Metin Oktay'ların falan giydiği. Yani o abilerimizin, o dönemin futbolcuların çubuklu şort, beyaz şort, ama şortlar şimdiki gibi uzun değil, daha kısa. Daha kısa, evet. Daha kısa, böyle dar. Evet. Sponsorlar vardı o vakitlerde, sponsorlar vardı, öyle denir. Neler vardı hocam? Bellilik vardı, içine giyiyordun, şimdiki gibi değil. Korsa gibi, neyse hocam? Korsa değil de, yani daha farklı bir şeydi. Ha. O vakitler şortlar böyle şimdiki gibi değildi ki. Yani evet. İçlik falan yoktu öyle. Daha farklı şeyler giyiliyordu tabii. Peki hocam. Sormaz olaydım. Formalar farklı tabii. Ya bunlar da tabii hayatın gerçeği. Hepsi nostalji abi. O dönemler giyilen, Türkiye'de giyilen de formalardı. Aynen öyle. Evet. Adidaslar, Madidaslar gelmeye başlayınca tabii işin şekli değişti. Marka vermeyelim hocam, şey kuralları gereği. Pardon tabii, özür dilerim. İyi markalar gelmeye başladıkça. Ay. Yo hocam, olsun, rütü kuralları yani, gereği. Hep bilinen bir şey bunlar. Tabii. İnsanın bazen ağzından kaçabiliyor. Ay öyle tabii. Evet. Şimdi Galatasaray takım otobüsü 1-2 dakika sonra stada gelecek. Bayern Münih taraftarı geldi. Galatasaray taraftarı zaten akın akın giriyor. 50 bin kişi olacak. Bayern Münih de az önce hareket etti. Bir 3-4 dakika önce. Onlar da birazdan stada gelmiş olacaklar. Biz de artık yavaş yavaş son yorumları yapalım. Birer dakika ikinizden de şöyle bir toparlama alayım. Kısa konuşayım. Kısa. Her şeyin hayırlısı. Ne denir? En iyi netice.
3'ü alamıyorsan 1'i al, kapat işi. Hayırlısı diyelim. Yani ama zevkli bir maç olacak. Yenemiyorsan yenilme. Öyle zaten tabiri. Puan puandır yani. Puan her zaman için. Hem şampiyonluğa giderken puan ya. Önemlidir. Hem düşmeye giderken önemlidir. Evet. Biz beraberlik kaldı mı ayyuka çıkarırlar. Aa nasıl ama evet. Değil. Puan her zaman için. Sıfırdan ziyade bir hep önemlidir. Ama gönlümüzden geçen tabii Bayern'i burada tek gelen bir takım olarak. Evet. Bayern'i uğurlamak uzun dönemden sonra. Saat 10'daki Manchester United Kopenhag maçı da önemli. Yani tabii. Buradan alacağımız skor orayı da etkileyebilir. Özellikle United'ı olumsuz etkileyebilir. Galatasaray'ın alacağı iyi bir skor. Zaten sıkıntılı bir durumda şu anda United camia olarak. Bir de Galatasaray bugün puan ya da puanlarla çıkarsa mutlaka Old Trafford'u etkileyecektir evet, o maçın atmosferini. İşi mucizelere kalır. Çok örneğin zor Galatasaray olur. Bugün yenerse Manchester United'da puan kaybederse Kopenhag'a karşı bayağı işi mucizelere kalır. Evet. Peki. Mahmut Alparslan hocam çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Onur Özkan çok teşekkürler. Teşekkür gerçekten harika bir yayın oldu. Tabii en büyük teşekkür hem bizi izleyen sizlere hem de bu yayını müthiş bir şekilde gerçekleştiren kamera arkasındaki arkadaşlarımıza sevgili seyirciler. Şimdi artık pasımızı ana habere atıyoruz. Galatasaray'a da başarılar diliyoruz.